Değerli izleyiciler, herkese iyi akşamlar. Sonunda dediğimizin yapma fırsatını elde ediyoruz. Biliyorsunuz demiştik ki yeni sezonda İlber Ortaylı ve Celal Şengör'le beraber, iki sevgili ve değerli hocamızla beraber yeni sezonda artık beraber olacağız. Geçen hafta İlber Hoca vardı, bu hafta İlber Hoca yok, Celal Hoca var. Çünkü İkisini aynı anda bir araya getirmek zaman zaman hayli güç oluyor. İkisinin de bir işi oluyor. Geçen hafta Celal Hoca Berlin'deydi. Orada bir konferansa iştirak etmesi gerekiyordu. İlber Hoca buradaydı. Bu hafta İlber Hoca İzmir'de bir konuşması vardı. Celal Hoca burada. Ama ben Bremen'deydim. Bremen'deydim. Hayır, neden söylüyorum? Yanımda rektörüm oturuyor, öyle izin aldık. Hayır, yalan söyledin yani. Ya bana yalan söyledin ya hocaya hayır, yalan söyledin. Hayır, ben hakikaten Bremen'deydim yani. Peki. Evet hocam, gördüğünüz gibi Celal Şengör arıza endam ettiler. Yanında da çok değerli bir meslektaşı, aynı zamanda amiri var. Evet, değil mi? Amiri. Ama bugün meslektaşım olarak. Bugün meslektaşım olarak bugün burada. Meslektaşım olarak. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, değerli hocamız, daha önce de bu programa konuk olmuştu, Sayın Mehmet Karaca da bizle beraber. Bu akşam ne konuşacağız? Bu akşam iklimi konuşacağız, iklim değişikliğini konuşacağız. Biliyorsunuz son günlerde herkesin ağzında bu laf var. Biz de bununla ilgili bir programdık ama bu sefer biraz tarihine de gideceğiz, geçmişine de gideceğiz. İklim değişikliklerinin ilk defa mı oluyor, son defa mı oluyor, ne oluyor, daha önce neler oldu, hayatı bundan sonra nasıl etkileyecek, nereye gideceğiz? Bunları konuşacağız değerli hocalarımla. Bu akşam Celal Hoca ile benim konuğum sevgili Mehmet Karaca ile. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın yani sizi bir deliyle yan yana getirmek zorunda kaldık bu akşam. O alışkın. Çok çekeceksiniz ben size söyleyeyim. Yok, medarif tanemiz. Gerçekten. Evet Celal abi, yaz nasıl geçti? Vallahi iki tane kocaman makale yazdım. Bu arada ne var canım, ben her gün yazıyorum dört tane. Öyle değil abicim. Bunların yani benim yazdığım bir tane makale 200 sayfa. Biliyorum. Efendime söyleyeyim, Ptolemaios kitabını bitirdik. O basılacak. Basılıyor mu? Basılıyor. Satılacak mı? Türkiye, efendim? Satılacak mı? Evet. Ve Türkiye için hakikaten çok büyük bir iftihar. Bu mesela Fatih Kütüphanesi'ndeki Ptolemaios kitabının, evet, evet, basını yapmış. Meşhur atlas. Fatih'in kurtardığı atlas. Kurtardığı atlas. Yani Fatih'in, daha önce de konuştuyduk ya burada, orada yaptıkları inanılmaz şeyler abi. İnanılmaz. Bütün bunlar orada anlatıldı. Araştırma raporları yazıldı. Hem yabancılar hem ben anlattım. Çok güzel bir şey oldu. İnşallah bir vernisaj da yapmayı düşünüyoruz. Söylediydim sana da. Gelirli parayı falan filan bulabilirsek. Hatta biraz önce Mehmet'ten de rica ettim. Dedim sen gelip de orada da birkaç şey söylersen İTÜ rektörü olarak. Çünkü haritacılığın kökeni bizde. Türkiye'de. Tabii yani. Ve biz 1875'te Almanya'yı falan sollayarak altın madalya almışız haritacılıkta. İTÜ. İTÜ. Evet. Mühendishane. Evet kardeşim. Mühendishane. Ya hocam olarak şöyle bir şey yapmak isterdim. Bir gün İTÜ'de gelelim de şu programı yapalım. Bir İTÜ'yü anlatın yani insan. Mühendislik tarihimizi anlatalım. Yani İTÜ'nün tarihini anlatalım. Yani İTÜ'de neler oldu, neler bitti. Evet. Çünkü hakikaten Türkiye'nin medarı iftiharı üniversitelerden Fatih tanesi. Çok önemli bir üniversite. O kadar önemli bir üniversite ki. Yani İTÜ'nün bu kadar az tanınması hakikaten beni çok yaralıyor. Vallahi İTÜ ve ODTÜ'nün Türkiye'de hakikaten yeri başka yani. İki tane çok önemli üniversite. Şimdi tabii karıştırma. İTÜ'nün tarihi var. Ama şimdi bak onu diyecektim. ODTÜ bir Amerikan üniversitesi modeli alınarak kurulmuş bir üniversitedir. Biz öyle değiliz. Biz milli bir ihtiyaçtan doğmuşuz 1773'te. Kendi modellerimizi geliştirmişiz. Bütün şey süresince. Bir tane örnek söyleyeyim. 1806-1846 farklı bir model var. Bugün Amerika'da uygulanan şey yapıya çok benziyor. Bir baş hoca var, rektör. Tamamen akademik işlerden sorumlu ve İTÜ'de var bu. Ve 1846'ya kadar gidiyor. Maliye Nazırı, nazır yolluyor oraya. Ve bütün para işlerine, adam almalara, maaşlarına, her şeye Maliye Nazırı, rektör tamamen akademik işlerle sorumlu. Yani bugün Amerikan sistemi işte provost ve rektör, yani chancellor diyelim. Aynı yapı aslında Tekmez'de 40 yıl bu şey yapmış. Geleneği var yani bu açıdan. Ya çok 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 ilginç bir okul. Yani peki o niye değişmiş sonra? Batı hayranlı biraz da. Evet. Fransa hayranlı, Batı hayranlı biraz. Önce Fransa yani Avrupa ekolüne geçmek. Hiç sonra gerçi İngiltere böyle değil. İngiltere
Yok öyle bir şey. Alman hayranı olmuşuz. Yani. Fakat arkadaşım, her adımda şahsiyetimizi korumuşuz. Bak Atatürk demiş ki, sizi şeye bağlayalım, İstanbul Üniversitesi'ne. Evet. Bizim hocalar gitmişler Atatürk'e. Demişler bak paşam, her şey olur da olmaz. Atatürk de kabul etmiş. Atatürk de peki demiş. Yani bizimkiler demiş ki, bak bizim bir şahsiyetimiz var, bir geleneğimiz var. Biz ayrı bir şeyiz. Bu hakikaten çok iftihar ediyorum bununla. Ve ben hep Mehmet'e de söylüyorum sağ olsun. O da her zaman beni çok kollamıştır rektör olarak. Fakat bütün rektörler kolladı beni. Yani torpillisin. Teknik üniversite müthiş torpil geçti. Ama Fatih sırf bana değil. Teknik üniversite kaliteli adamını kollama gibi bir gelenek geliştirmiş. İşte Mehmet'in hocaları arasında Cengiz Dökmeci'yi düşün. Değil mi? Evet. Erdoğan Şuhubi'yi düşün. Bir Mithat İdemen'i düşün. Yani bunlar İTÜ'nün büyük adamları. Bunlar yönetici olsunlar olmasınlar ki çoğu zaman da değillerdi. Bunların bir dediği ki var. İlk de Avrupa Bilimler Akademisi üyeleri bunlar. Evet, sonra. Evet, evet. Ya düşün, İhsan Ketin abi. İhsan Ketin, ben hatırlarım, hiçbir zaman müdahaleci olmadı. Ama bir dediği iki edilmezdi. Yani neyse. Peki ya bir şey soracağım. Hocam burada rektör olarak bulunmuyorsunuz. Ama bunu da sormadan edemem. Şimdi Celal Bey'e soracağım ama onun cevabından daha önemli demeyeceğim ama şu an için daha idari açıdan sizinki daha... Ağırlıklı olur abi söyle. Doğrudur da. Seni kırmadan söylemez. Hayır daha. Hayır doğru ama doğru da ağırlıklı olur. Bu adam biliyor çünkü işi. Bu bilim üniversiteleri açıklandı. Açıkçası ben kendi adıma bir listeyi beğendim. Niye beğendim? Yani abuk sabuk üniversiteler konmamış hakikaten bilim yapmaya çabalayan. Hepsi yapıyor mu yapmıyor mu bilemem. Araştırma üniversiteleri diyorsun. Araştırma üniversiteleri ilan edildi 10 tane. 5'te yedek kondu. Bu 10 tane eğer kendilerine verilen misyonu yapamazlarsa düşecekler, yedeklerden birisi gelecek oraya. Açıkçası doğru buldum. Yani dünyada çok örneği olan bir şey değil belki ama Türkiye açısından kıymetli bir şey. Yani çok örneği olan yok demiyorum var. Yok, çok doğru bir hamle. Doğru değil mi? Ben doğru buldum. Rükün yaptığı çok doğru bir hamleydi. İlk önce zaten 5 düşünüldü. Ya bir 10 daha eklensin, diğerlerini de motive edelim dediler. 5'te yedek üniversite listesi oluştu. Ve tamamen kantitatif, sayısal bir şey. Yani yayın sayısı, proje sayısı, gelen para, hedefleri, dünya sıralamaları hepsi bunlar hep gözlendi. Bizlerden, objektif yapmış gibi. Tabii objektif. Biz rapor sunduk. 3 ay boyunca bir heyet inceledi. Sayısal dokümanlar hazırladılar. En sonunda rektörler hevesli mi değil mi diye ekibiyle beraber gitti orada. Mülakatta da çok farklı kurumlardan kişiler vardı. Bunu söylememde nasıl başkan açıkladı. YÖK'ten, Kalkınma Bakanlığı'ndan, TÜBİTAK'tan en yüksek kademede temsiliyet, vakıf üniversiteleri ve devlet üniversitelerinden temsiliyet vardı. Hatta kalite kurulundan kişi vardı. Bir 10 kişilik heyet üzerinde en son görüşüldü. Bize hedefler soruldu. Hatta bize çok muhafazakar hedefler koymuşsunuz dedik. Vallahi en sonunda ne tür bir havuç çıkacak ona bakayım dedim ben. Hakikaten de ciddi hamleler olacak. Yani, ne bekleniyor, ne yapacak araştırma üniversiteleri tam olarak? Şöyle, yani dünyada benzeri örnekleri var. Mesela Rusya, Güney Kore, Çin'de bu tür şeyler, hamleler yapılmış. Bazı üniversitelere mali açıdan özellik, bilimsel açıdan özellik, lisans öğrencilerinin azaltılması, daha çok lisans üstüne ağırlık verilmesi, yani master ve doktora yapmamız, bazı konulara hedef seçilmesi. Yani mesela tek üniversitenin en büyük özelliklerinden bir tanesi enerji konusunda çok iyiyiz biz. Ciddi anlamda insan yetiştirmişsiniz. Mesela tek üniversite bu konuda bir hub olabilir. Ya etrafında kümelenme olabilir. Başka okullar nanoteknoloji üzerinde olabilir. Bu tür rol biçilecek. Ona göre de mesela uzman alanı... Bu rollere siz talip olacaksınız ama. Evet, biz talip olacağız. Onun şu anda masaya yatırılacak. Önümüzdeki haftada bir toplantı daha var. Onu da söyleyeyim. YÖK'te toplanacağız. Bizden beklentiler, bizim onlardan beklediğimiz karşılıklı tabii böyle bir... Ben çok olumlu buldum kendi adıma. Çok, yani. Çok. Ya Fatih, geç bak. Kalmış. Caltech'te 2000 tane öğrenci var. 1200'ü doktora ve... Evet. Evet abicim. Peki, bütçesi ne kadar? 7 milyar dolar mı? 3 milyar dolar. Ben 3 milyar. Milyar. Hayır, 3 milyar dolar. 7, Harvard galiba. 3 milyar dolar. 2000 öğrenciye 3 milyar dolar her sene harcıyor. Yok, ilk 50 üniversiteye bakın. Lisans öğrenci sayıları en yüksek olanlar...
İşte Berkeley, UCLA gibi okullar 14 bin öğrenci. Hı hı. Ama doktor öğrenci sayısı 20 bin civarında, 25 bin civarında. Yani oransal, Harvard'da 7-8 bin öğrenci var lisansta. Yani 10-15 bin değil mi lisanslı öğrenci? Tabii canım ya. Küçücük üniversiteler evet. Bunlar. Üniversitenin abi büyük olması zararlıdır. Ben Doğan Kuban'a bir gün sordum. Sana da söylediydim. Hı hı. Dedim hocam ne oldu İTÜ'ye ya? Dedim. Niye biz böyle düştük? Bizi dedi sayılar mahvetti dedi. Bu lafını hiç unutmuyorum. Sayılar mahvetti bizi. Bunun düşürü hep de konuşuyoruz ya. Bizim kontenjanlarımızın düşürülmesi lazım kardeşim. Yani bu kontenjanlarla istediğimiz bilimi bizim yapmamız, öğrenciye bu hevesi vermemiz, öğrenciyle birebir uğraşmamız mümkün değil. Bence sizin gibi üniversitelerin diğer üniversitelerin üstündeki kremayı almanız lazım. Evet kardeşim. Ve bizim bir tek İTÜ olarak bak ötekilerin hepsini bir tarafa bırak. Bizim İTÜ olarak... Sende müthiş bir İTÜ şövenizm var ya. Var abiciğim. Benden daha bak, fazla. Bak 250 yıldır biz çünkü bu ülkenin tek eğitim kremi olmuşuz. 250 yıl Fatih. Bak bu çok önemli bir şey. Gelene kadar önemli bir şey olamaz. Ben de öyle bir okuldan gidiyorum üst mekanı. Tabii abi ama hayır hayatım seninki 1800 kaç? 1868. Teşekkür ederim. Biz 1773'üz. Değil mi? Şimdi sen program başlarken ne dedin Mehmet'e? Kusura bakma bir deliyle seni yan yana getirdim dedim. Benim gibi delilere tahammül etme geleneğini geliştirmişti. Ben öğrencilere söylüyorum teknik üniversite burası diyorum tımarhane. Bir sürü deli var teknik üniversitede. Ama diyorum kaliteli üniversite böyle olur. Üniversitede deli olur. Evet. Sıradan diyorum iş istiyorsanız işte ben bir yerde CEO olayım bilmem ne olayım. Bak kardeşim diyorum git Boğaziçi'ne Bilkent'e ot diye nereye gitmek istiyorsan git. Ama büyük bir şey yap. Yapabiliyor mu? Yapıyorlar. Ya benim bir öğrencim, Mehmet'in hemşehrisi. Okuması yazması olmayan bir çobanın oğlu. Denizli köyünden kebanın. Adam Kanada'da profesör olmakla kalmadı. 3 tane madalya aldı. Amerika'nın 2 büyük dergisinden birinin editor-in-chief'i oldu. İyi mi? Kaç yaşında? Ali 88 mezunu. Kaç eder işte. Oyayla benim yaşıt galiba. 45, 46. Biraz fazla. 50. Ha o kadar. Böyle çok örnekler var Teknik Üniversite evet. Mezunları. Yani Teknik Üniversite'nin en büyük özelliği mezun portföyü. Tarihiyle beraber tabii mezun portföyü. Yani bizden zaten epey bir başbakan ve bakan çıkardınız. Onlara ama onun yanında ne adamlar çıkar? Abi Şarık abiyi düşün. Şarık Taray'ı düşün. Ya Şarık abinin ben hiç unutmuyorum Kosova'ya gittiğimde ailesini tanıdım. Bir kuzeni geldi. 17 dil biliyor kadın. Lingüistik profesörüymüş. Bizden neler çıkmış ya. Yani o bakımdan senin... Kayaz Bakir falan sizden değil mi hepsi? Onu zannetmiyorum ama mesela STFA'nın değil mi? Reis Feyzi bizden, Sezai Türkeş bizden. Yani onların hatıralarını oku Fatih, gözlerin yaşarır. Bizim mezunlar da para kazanıyorlar, iyi para kazanıyorlar. Çok zenginler var. Çok zengin var sizden. 10 tane müteahhit söyleyin, 8'i... 8'i sizden. Bizim Naci abiyi düşün, bacacı Naci. Acayip. Çok var. Abi bir gün bir şey bulduk. Fransız Akademisi. Compte rendu. Compress et. Mehmet'e dedi bunu alalım. Dedi para. 50 bin euro. 45 bin euro. Dedi Mehmet bunu bulalım. Dedi ki bak dedi ben sana bir akıl vereyim dedi. Sen dedi Naci abiyi ara. Ben de şifre etmeyeyim. Fakat abi bak onu bak şu network var ya. Evet. Naci abiyi aradım dedim abi böyle böyle. Rektör okey verdi. Ben de alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama paramız yok. Ama paramız yok. Naci abi dedi ki siz istiyor musunuz kardeşim? Okula lazım mı la? Alındı bitti dedi. Bitti aldık. Ama biraz önce Mehmet içeride söylüyordu ya. Herkes elini taşın altına koyacak. İTÜ'de herkes... Yani sen biraz önce dedin ya kurum var ben çekileyim kurumu seyredeyim. Hayır kardeşim. Kuruma destek vereceksin. Çünkü kurum insanlardan oluşuyor. O bakımdan, yani benim hayattaki 2 tane önemli görevim var kardeşim. Bir tanesi bilim yapmak, öteki de İTÜ'yü mümkün olduğu kadar yüceltebildiğim kadar yüceltmek, gücüm yettiği kadar. Onun için işte hep birlikte çalışıyoruz. Oh, oh vallahi. O bizden çok daha fazla çalışıyor. Yani İTÜ kurumdur, Türkiye'de başka kurumlar da vardı.
yenileri de çıkacaktır muhakkak. Ama eğer o kurumları korumazsak, o kurumların değerlerine sahip çıkmazsak, kurum var diye övünemeyiz. Kurum bir bakarız ki bir günde yok olmuş. Milletçe yaşayamayız Fatih. Kurumlaşamazsak yaşayamayız. Böyle köklü kurumlar olacak. Evet. Bugün kurduklarımız da 200 sene sonra hala var olsun diye kuracağız kuruyorsak. Neyse, konumuza geçelim diyeceğim. Evet, hadi bakalım. İzleyiciler diyor ki yaz boyunca söz vermişsiniz. Yazdan önce yaptığımız bilim tarihi bir konulu program. Aslında bu akşam ikiyi yapacaktık ama bunu yapalım. Bu araya girdi. Sen araya girdi. Bu fırtınalar bütün yaz herkesi meşgul etti. Ve giderek daha beter olacaklar. Hocam. Ülkemizi de bazen ilgilendiriyorlar. Bunu onun için araya soktuk. O devam edecek. Devam edecek. O bir bilim tarihi 1'e başladık. Dizi o. Antikiteyi yaptık. Şimdi Antikiteyi daha bitirmedik. Bitirmedik. Aristo'da kaldık daha sonrasında. Evet, doğru. Sonra Orta Çağ var. Orta Çağ var. İslam Orta Çağ var. Beraber ikisini mukayeseli götüreceğiz. Yani çok iş var. Bir arada eski YÖK Başkanı hocamızı alsak da şu eğitim ve üniversiteyi konuşsak. O çok mühim. O çok 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 mühim. Yani onu yapabilir. Yani çünkü bu adam Amerika'da biliyorsun bir tane kitabı iki baskı yaptı. Evet. Birleşmiş Milletler'e bir sürü rapor yazdı. Yani bu işi Türkiye'de en iyi bilen adam. En iyi bilen adam. Yani Kemal'i getirmek şart buraya. Neyse. Neyse, konumuza geçelim. İklim değişikliği, afetler. Nereden başlayalım? Şöyle, insanların şöyle bir algı var. İklim sanki hiç değişmiyor. Aynı şey periyodik olarak devam ediyor. Öyle bu algının tabii kırılması lazım. İklimde hiçbir şey durağan değil. Hayatta da hiçbir şey durağan değil biliyorsunuz dinamik. O açıdan o yanılgıları, algıları değiştirmek lazım. Şimdi olaya ciddi bir tarihsel perspektifle bakmak lazım. Yani tarihi bilmeyince bir bilim dalında, o bilim dalına hükmetmek mümkün değil. O bilim dalında veyahut da mühendislik dalında, veyahut da sosyal bilim de olabilir bu. Bir şeyler ortaya koymak da mümkün değil. O açıdan tarihsel perspektifi koymak lazım. Çok doğru. Yani doğru analiz, doğru şey. Yani şunu bir anlatsak mı acaba? Yani yersiz mi olur? Konumuzun dışında mı çıkar? Şimdi dünya 4,5 milyar yaşında hemen hemen biliyoruz ki. 4,6. 4,6. Biz zannediyoruz ki bu dünya hep böyleydi. Halbuki bu dünyada yaşamı oluşturan şartların var olduğu dönem ne kadar? 3,8'den başlıyor ama. Tek hücrelerden sayılır. Yani 600 milyon yıldır. Çok hücreler 8-6. Yani aslında yıldır. Neredeyse onda biri kadar. Evet evet evet. Toplam süreliğinde. Bu arada yaşam birkaç kere gitmiş gelmiş. Hı. Yok olmuş, yeniden gelmiş. Bunlar hep iklim değişikliğinden. Şimdi atmosferde ilk kirletici nedir biliyor musunuz? Volkanlar. Evet onunla beraber şey olmuştur. Oksijen. Yani şu anda hayatın... Oksijen bolluğu. Bolluğu evet. Yani oksijen ilk defa o normal kompozisyon dışında bir farklı element ortaya kondu mu çıktı mı o bir kirletici olarak algılanır. Ve oksijen fazla olduğu zaman iyi bir şey. Hı. Hayır abi ondan değil. Oksijen ortaya çıktığı zaman ondan önce yaşayan garibanlar yok oluyor. Yani. Evet, yok oluyor. Aynen öyle. İlk çevre felaketi Mehmet'in dediği gibi. Yani bu süreçte bir devam ediyor. Devam edecek. Biz de kalıcı değiliz sonuçta burada. Tabii insan etkisi söz konusu. Onlardan da bahsedeceğiz. Nereye kadar? Hangi ölçekte? Ama mesela bizim etkimiz, atıyorum bizim 200 senede yaptığımız etkiyi herhalde ne bileyim Yellowstone volkanı patlarsa 2 günde yapacak değil mi? Evet. Yani dengeleyecek. En azından öyle düşünüyoruz. Elimizi yani biz de gideriz bu arada. Çünkü tam bora patladığı zaman biliyorsun nüfus kaça 10 bine mi ne düşmüş ya insan nüfusu. Işte. Ya, korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Hadi başlayalım. Evet, hocam, evet buyursunlar. Kusura bakmayın. Nereden başlayalım? Sen nereden başlamak istiyorsan? Hocam benim, bilim adamı olan sizsiniz. Ben burada gariban kulunuz ne diyeyim? Aslında ilginç bir şeydir. Belki birinci slayttan başlayalım. Birinci slayt arkadaşlar. Mehmet Hoca'nın birinci slaytları. Göze hitap eden gönüle de hitap ediyor. Şimdi yer küre ve iklim aslında bir sistem. Yani buna sistem olarak bakmak lazım. Bunun bir sürü şeyleri var, parçaları var. Mesela gaz olan atmosfer, gaz niteliğinde. Su küre var, okyanuslar, denizler, benzeri şeyler. Buz küre var, katı, nispeten yani şeydir. Yer küre var, işte litosferin olduğu yer. Bir de yaşam küre var. Bunlar hepsi birbirini sürekli tarihsel, tarihler boyunca uzun zamandır etkiliyorlar. Şimdi şöyle biraz espri, biraz şöven espri olmasın da. Şimdi atmosfer aslında biraz Karadeniz'i şey gibi. Herhangi bir değişime tepkisi çok hızlı gaz olduğu için.
Atmosfere Laz diyoruz. Evet, ben demiyorum. Gaz ve Laz. Bunu ilk defa duyuyorum. Yani şeyi... Hocam tepkisi, para dedip diyor, demiyor ama... Tepkisi çok hızlı. Çünkü gaz olduğu için. Su küre biraz daha yavaş nispeten. Hangi yöreler söylemeyelim o zaman ben. Fazla şey oluyor. Evet, bence de. Mesela atmosferik herhangi bir değişim saniyeler mertebesinden yıllar mertebesine olabiliyor. Yani döngü halinde. Okyanuslar öyle değil, biraz daha yavaş. Yani aylar, işte deniz suyu sıcaklığı üzerindeki biraz daha hızlı oluyor. Ama dipte hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor, çok yavaş değişiyor. Biyosferde de zaman ölçeği çok değişken. Yani saniyelik mertebeden işte günlük mertebeye, yıllık, aylık, on binlerce yıla kadar değişebiliyor. Litosfer zaten karmaşık. Çok yavaş, ağır abi. Ağır abi yani, bayağı ağır abi. Elinde tesbihiyle oturuyor. İsviçre'deki Bernliler veya bizdeki dervişler evet. gibi değil. Yani litosfer dediğimiz... Çok yavaş hareket ediyor. Litosfer ya. Nedir onu bir söyleyeyim. Litosfer kayaç küre. Küre. Taş küre. Yani. Taş küre. Taş küre. Taş küre. Bir deyim evet. taş yeryüzünün küre, kabuğu aslında. Evet. Kabuk deme çünkü kabuğun teknik bir tanımı var. Hı. Kabuk ve üst manto bir arada 100 kilometre derinliğe kadar olan alana litosfer diyeyim. Ben litosferi şöyle tanımlamaya başladım. İçinde olmuş olan olayların kayıtlarını çok uzun milyonlarca milyarlarca yıllık ölçeklerde tutabilen kısım litosfer. Kendi havzası var yani. Kendi havzası var. Ve milyarlarca yılda bunu tutar. Ve bunu sonradan biz görebiliyoruz. Okay, evet. Evet. Bu litosferdir. Ve bu işte aşağı yukarı 100 kilometre, 50-100 kilometre arasında. Aslında buz kürenin içinde de hapsolmuş hafıza var ama bu hafızayı birazdan bekleyeceğiz. Buz kürede o da günlük, aylık hatta on binlerce yıl içinde de değişebiliyor. Antarktika mesela önemli bir buz küre parçası. Dünyanın soğutucusu aslında. Yani o soğutucu olmasaydı bu kadar sistematik olarak şey yaşam olmayacaktı diyebilirim. Bu tür böyle 5 tane kompozisyonu var. Bunlar hep sürekli etkileşim halinde. Etkileşimler tabii kısa zamandan uzun zaman dilimine kadar oluşabiliyor, değişebiliyor. Mesela litosferin yapısı milyonlarca yıl önce işte bir küme halindeydi. Celal'in daha çok konusu. O zaman atmosferin kompozisyonu çok farklıydı. Şimdi atmosfer aslında kendi içinde sürkeli oluyor. Kütle mesela kutuplarına çok aşırı ısınır, yükselir hava. Ekvator'da yükselir, kutuplara doğru hareket eder ama... Dünya birazdan Ceren'in güzel bir slaytı var. Mesela onu gösterebiliriz. O zaman Mehmet Bey'in yedeğinin birincisini alabilir miyiz? Birincisi veya ikincisi, ikisi beraber. Biri veya ikisi beraber. İkisini beraber koyabilir misin? Mevsim. Ya bu çok önemli bir şey aslında. Evet. Tabii bu çok hipotetik bir şey. Mesela ben gideyim mi oraya göstermek için? Gel. Sen anlat ben göstereyim. Ya biraz dikkat et. Biliyorum, biliyorum. Çubuk var. Ben gelirdim ya oraya. Hayır sen otur. İstiyorsan gel. Şimdi şöyle. Tabii... Hocam gitmeyin. Amirisiniz. Ya kardeşim burada atmosferci olarak bulunuyor arkadaş. Yok. Okyanuslardan bahsedelim. Şimdi güneş ışınlarının biliyorsunuz dik geldiği bölgeler ekvator. Ekvator ama bildiğiniz sıfır enlemi değil aslında. Biraz daha 5 derece kuzeyi, 5 derece güneyi. İşte ondan intertropical convergence zone diyoruz. Burada ciddi bir kütle transferi var. Aşırı bir buharlaşma. Su aslında işin anahtar noktası. Ahtarı. Yani su faz değiştirdikçe ya başımızın belası ya da hikmeti oluyor. Yani su her şeyin noktası. Burada aşırı bir ısınma sonucu da bu bildiğiniz dikine gelişmeli bulutlar. Ve sonra da kuzeye veya güneye doğru hareket eden kütle. Fakat tabii yeterince beslenmediği için bu aslında çok büyük bir hücre bu. Hadley'in ismi verilmiştir. İlk bulan kendisidir. Ama Hadley ilk olarak gördüğünde bu kürenin buradan yükselip ta oradan çöktüğünü zannediyordu. Fakat dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için bir de 23,5 derecelik açı olduğu için bu da her zaman sabit değil biliyorsunuz. İklim boyunca değişmiştir. Bundan dolayı üçüncü hücre. Bu bizim termal güdümlemeli hücre diyoruz biz buna. Bu da dinamik nedenlerden dolayı. Üç hücreli hareket var. Bu çok çok daha küçük ve minimal. Bu da yine kutuplarda oluşuyor. İşte esas anahtar nokta burası. Ki birazdan da konuşacağız. Şimdi iki numaralı slide'ı alalım ki simetrik olarak da görsünler. Tabii hocam bir şey soracaktım onunla ilgili. Bir önceye döner miyiz arkadaşlar? Bir önceye. Peki bunların dünya döndüğü için burayla bura arasında işte lavabo deneyinden biliyoruz ki birinde evet. böyle dönüyor, öbüründe böyle dönüyor. Burada havanın dönüşünde de aynı farklılık oluyor mu?
Şimdi şöyle, enteresan da... Oraya geleceğiz. Fatih. Erken mi davranalım? Şimdi bir Coriolis'ten bahsetmek istiyorsun, biraz erken. Peki. Şimdi tamam. Müsaade et Mehmet, bir kere şunun simetriğini bir tamam. anlatsın. Peki, bir sonraki sırada. Kitle transferi. Renkler de zaten sıcak ve sıcak, soğuk, sıcak, soğuk gösteriyor. İşte enteresandır, kuru hava burada çökmeye başladığı zaman şu enlemlerde dikkat edin, çöller hep evet. yerleşmiştir. Yani bu aslında tarih boyunca uzun yıllar şeyi değişmiştir. Ölçeği değişmiştir. Yerleri değişmiştir. Yani kuzeyliyor, güneyliyor. Şu ikinciyi alalım ki haritalarda gözüksün. Kuzeyliyor, güneyliyor. Enteresandır. Aslında bu bölgede dört mevsim görmek mümkün. Şurada öyle bir mevsim kaygısı yok, bizim bildiğimiz mevsim. Burada da öyle bir mevsim kaygısı yok. Dört mevsim aslında şurada oluyor. O da dünya kendi ekseninin etrafında döndüğü için şu üç hücreli hareket söz konusu. Bu aslında çok elementer bir şey ama maalesef Türkiye'de çok fazla bizim öğrenciler Nisan'ın münasiple fazla ehemmiyeti yok. Ama bütün anahtar nokta bu. İşte bu hücre... Yani mevsimler feral selde oluyor, diğer aynen, tarafta olmuyor. Aynen, şu hücrede. Bizim bildiğimiz anlamda dört mevsim aha. kavramı burada oluşuyor. İşte şuradaki esas dedim ya intertropical ITCC diyoruz ama İngilizce maalesef aklıma geliyor. Şu bölgeler genelde 5 derece kuzey veya 5 derece güneyde oluşan yüksek böyle sürekli buhar pompalanan bir alan. Esas kilit bu. Dönemceler arası mı? Gördüğümüz bulutlar, havada bugün gördüğünüz bulutların hemen hemen tamamı şurada oluşuyor. Evet, bu buradan oluşuyor ve buradan böyle ve böyle gidiyorlar. Aynen. Ya şuraya doğru devam ediyor sistem. Aha. Ya da şurada esas bir yığılma daha var. Fakat tabii bunun esas kardeşi, zıt kardeşi okyanuslar. Yani bir sistem, iklim deyince aklınıza atmosferde ölçülen sıcaklık ve yağış gelmeyecek. Okyanusları da düşünmek zorundasınız. Bunlar hep beraber hareket ediyorlar, beraber birbirlerine. Okyanus yüzeyinde ölçülen daha doğrusu. Aynen. Aynı buna benzer bir hücre transferi de, kütle transferi de okyanuslarda var. Onu da bilmiyorum. Varsa... Çocuklar 6 numarayı alabilir miyiz? Taşıyıcı kuşak diyoruz biz ona. Conveyor belt. Yedek Mehmet Bey'in ya. Bu Mehmet sol taraftaki sırf okyanus varsa sağ taraftaki kıtalar da olursa ne oluyor diye şey yaptı. Ha, bu da işte dediğimiz gibi şu ticari rüzgarların çok olduğu bu 5 dereceli conversion zone dediğimiz bölgeler. Bu yüksek gerçekten konveksiyon diyoruz. Yani aynı çaydanlığın alttan ısınması gibi. Biliyorsunuz ısı iletimi 3 türlü oluyor. Bildiğimiz de radyasyonla oluyor. Conduction dediğimiz dokunmayla oluyor. Veya konveksiyon oluyor, taşınımla oluyor. Bu taşınıma en iyi örneklerden bir tanesi bu. Yani gizli ısı söz konusu. Bu gizli ısı esas işte bu siklonları esas güdümleyen, pompalayan sistem onlar. Denizlerde de aynı şeyler oluyor ama denizlerdeki bu sirkülasyon derin, biraz evvel gösterdiğimiz atmosferdeki çok daha yavaş bir noktadan batıp aynı noktaya gelmesi en az 2000 yıla yakın oluyor. Yani Kuzey Kutbu'ndan alta giden su aynen. 2000 yıl sonra dönüyor, geliyor. Dönüyor, geliyor. Bunun yavaşlaması, azalması işte iklim değişimi dediğimiz buzul çağlar söz konusu oluyor. Yani kendi içinde aslında böyle bir sistematiği var şeyin. Peki hocam, şimdi burada hazır harita varken sorayım. Şimdi mesela biliyoruz ki mesela burada işte jet stream diye bir rüzgarlar aynen, var. Aynen, yukarıda. Yukarıda. Niçin o rüzgar oluyor veya aynısının burada da olanı var mı? Var, benzeri var. Benzeri var. Bir önceki slayta gidersek daha önceki. Ondan ziyade 5'e baksak daha çok işine yarar gibime geliyor. 5'e bakın çocuklar. Bu olur mu Mehmet? Ha, bu yoksa... olur. İşte jet stream dediğimiz aslında şuraya, şurada, şu noktada. Dinamik olarak çok aşırı derecede bu sıkışmadan ötürü. Yani jet streamler genelde burada. İşte dediğimiz o mevsimlerdeki siklonları taşıyan, büyük hı-hı. siklonları taşıyan jet streamler. Yukarıda, kuzeyde, daha kuzeyde yok kadar. Kuzeyde bir sürü böyle şeyler var ama siklonik aktivite. Ha, mesela, ama esas oralarda. Esas buralarda. Şurada esas en kuvvetli olan subtropikal diyoruz biz buna. Hı-hı. Tropikal altı. Jet streamler buralarda var. Polar frontlar var. Mesela sistemler birer dalga aslında bu. Dalga mekaniği. Bildiğimiz mekanik. Hidromekanik aslında. Hidromekanik. Yani. Bütün uğraşımız o. Yani fizik aslında yaptığımız fizik. Bunu matematik kurallarla çözmeye çalışıyoruz. Bütün yaptığımız bu. Yani kütlesel şey transfer bu. Hiçbir zaman tabii birbirine benzemiyor. Bu hücre mevsime göre büyüyor veya küçülüyor. Yani aynı şekilde güney yarım kürede farklı. Peki hocam son bir soru daha sorayım. Hı. Bunlar peki atmosfer kalınlığını da etkiliyor mu? Yani mesela burada atmosfer daha mı yukarı çıkıyor tabii. yoksa etkilemiyor tabii, mu? Tabii tabii. Şurada 18-20 kilometre troposferin aslında atmosferden bahsettiğiniz
esas bütün kütlenin sıkıştığı alan aslında troposfer yani. Troposfer kalınlığı, tropopoz dediğimiz o durma noktası. Burada 18-20 kilometreye kadar çıkabiliyor. Buralarda daha düşük. 12-13 falan. Evet, aynen. Yarısı kadar hemen. Böyle ilginç bir yapı var. Tabii buzullar esas buralarda lokasyonu. Bu zamanla eriyor, çoğalıyor, artıyor. Böyle değişebiliyor. Yani Kuzey Kutbu her zaman Kuzey Kutbu değildi. Güney Kutbu her zaman Güney Kutbu değildi. Her zaman orada aynı miktarda buz yoktu. Grönland her zaman buzlu değildi. Bir aralar gröndü. Değil mi? Aynen. Şimdi Celal'in ölçeğinde, zaman ölçeğinde konuşursak bu kıtalar tabii birbirine çok yapışık olduğu zaman bu sirkülasyon niteliği de farklıydı. Farklıydı tabii. Tabii tek hücreye ne doğru bir evrim söz konusuydu. Böyle ayrışarak kıtaların ayrışması bu da hücreyi değiştiriyor. Bütün okyanus sirkülasyonu değiştiriyor. Mesela bak şu Panama, müsaade eder misin Mehmet? Şu Panama berzahı Fatih. 5 milyon sene önce kapanıyor bu. Aha. Bu doğu batı okyanus sirkülasyonunu kesiyor. Ve burada kutuplarda büyüme hızlanıyor. O kadar ilginç. Sirkülasyon azaldığı için. Evet. Ve Gulf Stream doğuyor, Avrupa kurtarıyor paçayı. Isınıyor. Isınıyor. Buzulacağını kesiyor. Evet. Bir de küresel iklim değişimi deyince her noktada aynı şey olacak değil tabii. Bu aslında ona da delalet ediyor. Her bölgede çok farklı şeyler oluşabilir, etkiler oluşabilir. Bazı bölgeler çok soğuyabilir, bazı bölgeler çok ısınabilir. Yani hipotetik olarak bunu gözleyebiliyoruz, modelleyebiliyoruz. Ama tarihsel perspektife baktığımızda mesela 4 numarayı açarsak orada çok ilginç şey var. Ama bu sefer Mehmet'in 4 numarası. Size önceden gönderdiği 4 numara. Eski 4 numara. Mehmet'in 2 tane var malum. İlk bir yedekleri var, numara. Bir asılları var. Evet. Asıllardan asıl 4 numara. Evet. İşte bu Antarktika niye önemli? Niye Antarktika çalışıyoruz? Yani bilim adamları. yine oraya gideceğiz galiba. Geç tahtaya. Bu akşam abi de zayıflayacağım. Hocam siz tahtaya gelin, biz not vereceğiz. Şimdi, jüri. Sıfır aslında dediğimiz günümüz 400 bin yıl öncesi veyahut da günümüz burada 400 bin yıl öncesi. Skalalar karbondioksit veya bağıl sıcaklık diyelim dönemlere göre. Hiç kimsenin insan eli değmeyen noktalardan alınan buz karatları sayesinde olan çıkan veri bu. Kutuplardan alınan. Özellikle güneydeki Antarktika'da Vostok denilen bir yerde noktada. Bu bir göl aslında dipten çok ince bir şey buzul karatı alınarak içine hapsolmuş havadan aslında çıkartıyoruz. Çok ilginç de tarih orada gizli hapsolmuş. Oksijen biliyorsunuz iki izotop şeyinde ya 18 ya 16. Ona göre biz o dönemin sıcak veya soğuk olduğunu tahmin edebiliyoruz. Şimdi enteresan bir periyodisite var. Şöyle baktığınızda şimdi kendi içinde böyle cycle'lar var. Yani periyodik küçük cycle'lar. Bu 20 bin yılda bir. Veya şu uçtan şuraya kadar 40 bin, yani yaklaşık söylüyorum 41 bin yıl. Veya şu tepeden şu tepeye kadar olan buzul dönemleri var. O da 100 bin yıllık. Bunlar tamamen güneşle dünyanın konumuna göre. Yani Milankovic cycle'ları diyoruz biz. Buna, o dünyanın salınımından kaynaklanan. Aynen. Eksantrisi değişiyor, basıklığı evet. Değişebiliyor. Mesela örneğin aynı yörüngede dönmüyor dünya güneşin etrafında. Nispeten basıklığı değişebiliyor. Bu işte her 100 bin yılda bir oluyor. Ceren sen de müdahale edebilirsin. Doğru da. Hayır. Bu Mehmet'in dediğinde sen dünyanın basıklığı falan dedin ya. İki tane parametre var. Evet. Bir dünyanın ekseni oynuyor. İkincisi Mehmet'in biraz önce söylediği eksenin yörüngenin şekli değişiyor. Ve bu ikisinin karşılıklı etkileşmeleri neticesinde İklimde çok önemli değişiklikler oluyor ve bunlar periyodik olduğu için bak orada görüyorsun evet. Buzul çağlarını. Aynen. Nasıl periyodik olarak geliyor. Fakat peki buzul çağı niye oluyor? Buzul çağını açıyor kapıyor fakat buzul çağın olmasını tetikleyen Mehmet biraz önce dedi ya kıtaların yerleri değişik oldu mu iklimi müthiş etkiliyor. Sen eğer kutba kıta koyarsan buzul çağı oluyor. Kutuptan kıtaları alırsan buzul çağı olmuyor dünyada. Dolayısıyla hem kıtaların hareketi... Peki anlamadım şimdi. Şurada 100 bin yılda bir şey var. Buzul çağı var. Burada kutba... Hayır kardeşim. O gördüğün bütün şey
bir buzul çağına bakıyorsun. Evet. Buzul çağı gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Ama hep bir buzul çağının içindeyiz. Peki bu buzul çağı ne zaman başladı? Antarktika'da buzulun oluşmaya başlaması 35 milyon sene evvel Doğu Antarktika'da. Değil mi? Ondan sonra Batı Antarktika'daki buzulun oluşmaya başlaması 24 milyon yıl önce. Şimdi zaman ölçekleri çok farklı. Ben biraz daha yakın dönemden konuşuyorum. O yüzden Celal kafa karışıyor. Şimdi Mehmet sana burada yakın mevcut çağ. Bir buzul çağının yani salınımlarını gösteriyor. Şunun tamamı buzul çağı mı aslında? Tamamı buzul çağı. Hayır. Pikler. Bu pikler. Hayır biliyorum. Ama yani buzul var ortalıkta. Evet. Benim dediğim... Ama şimdi burada buzul genişliyor, burada azalıyor. Burada tabii, genişliyor, tabii. Burada sıcak, azalıyor. Sıcak, soğuk. Sıcak, soğuk böyle bak. Evet. Bu sıcak dönem, şu soğuk dönem. Yani evet. Bunların buzul çağı dedikleri bunlar. Evet. Fakat biz jeologlar için tetik ta 35 milyon sene evvel Antarktika'da... Ama dur şimdi bak biz zaman biz ölçeği, daha çok yeni zamanlara görürüz. Peki siz ikiniz konuşun. Doğru. Tamam. Daha da yakına gidersek... Tamam, enteresandır bakın. Öyle dönemler var ki, mesela Younger Dryas var. Yani böyle çok ani değişimler söz konusu. Veya işte patates dönemi, kuraklığı dedik. Evet. Onlar daha yakın dönemler, çok yakın dönemler. Peki o değişimin sebebi ne hocam, tam sebebi? Dünya yörünge mi tamamen? Yok hayır, bunlar yörüngeyle direkt alakalı. Aha. Ama bunlar daha farklı etkenler. Örneğin bir yanardağ patlaması olabilir. Hı. Soğuma olabilir. Tambora 1815'te bir patlıyor Fatih. Evet. Bir sene yaz olmuyor. 1816'da yüz binlerce insan ölüyor. Ya. Dünyada öyle şey kalmıyor çünkü gıda kalmıyor. Evet. Aynen. Evet. Aynen. Yani böyle dönemler var. Bitki yetişmiyor güneş görmediği için. Örneğin mesela Orta Çağ sıcak devir var. Kuraklık gerçekten böyle. Bunlar da yakın dönem, çok yakın dönem. Tabii daha sonra gidince de mesela küçük buz çağı var. Böyle dönemler var. Bunlar biraz daha yakın yani. Celal'in ölçeğinde değil. Evet. Bunlar bizim ölçeğimiz. Hatta onlar İlber'in ölçeği, İl Hoca'nın ölçeğinde. Evet, doğru. Evet. Doğru. Evet, dediğin doğru. Ölçeği. Hatta şey için de söylerler. İstanbul'un fethinde ciddi bir yanardağ patlaması ama o verify edilmedi, doğrulanmadı da. Nerede bilmiyorum. Kıtlığa sebep olmuş. Evet, kıtlığa sebep olmuş. Ciddi bir İstanbul üstünü kapatmış. Bayağı tüf. Tüf kapmamış diye. Öyle bir şey de anlatılır. Avrupa'da biliniyor ama kıtlık dönemleri... Hocam Lucky'nin patlaması var yani. Ya ben bu İstanbul'un fethini duyduydum ama açık söyleyeyim yani peşine düşmedim. Yani ben de emin değilim. Kalitekte birisi... Evet olabilir. Ya ona bakmak kolay çünkü Smithsonian'ın yayınları var yani bütün tarihsel aslında patlamaları. Aslında Osmanlı'da da kayıtlar var ama evet. Osmanlı bir arşiv imparatorluğu aslında. Ciddi arşiv tutuyor. Muazzam bir arşiv var. Evet, o arşivler aslında ciddi anlamda açılsa öğrenilse... Açık bakarsan. Aslında çalışan ve yok. O arşivi okuyabilecek... İnsanlar. Fen bilimciler olsa yani oraya bakıp ya burada ilginç bir şey var diyebilecek adamlarımızın olması lazım. Belki İTÜ'de bunu araştıracak olanlar için bir eski Türkçe kursu mu okulu mu? Kardeşim İTÜ'de bir zamanlar hocalarımız bunları bilirler. Bir Kazım Çeçen, bir İhsan Ketin yani şakır şakır okurlardı önlerine geldiği zaman. Yani... Ya bu yakın dönem için bazı bulgular arşivlerde. Zaten iklim değişimini daha çok nelerden şey yapıyorsunuz? Tarihsel kayıtlar oluyor. İşte buz korları gibi. Veyahut da resimler bile anlatabiliyor. Mesela Avrupa'da buzul dönemlerinde çizilmiş resimler. Doğru resimdir. Doğru. Onlar bile o dönemlerde sizlere bir bilgi dağarcığı halinde dönebiliyor. Yani. Şey yapabiliyorsunuz. Peki bu endüstri devriminin buzul tabii, çağını... Esas burada sıkıntı tabii burada bu dönemlerde. Yani sıkıntı son dönemde. Özellikle endüstri devrimi sonrası. Karbondioksit gerçekten önemli bir etken. Şimdi su bu arada aslında sera gazı ama havada asılı değil. Karbondioksit veya CFC'ler gibi. Askılı kalabiliyor. Bu sefer ne yapıyor? Isınmaya neden oluyor. Sera etkisini. Sera etkisini devam ettiriyor. En büyük sıkıntı oradan başlıyor. O yeni dönemdeki en büyük problem son 200 yıldır yaşadığımız tabii insan etkisi. İnsan etkisini daha çok. Bütün düzeni bozmuşlar. Çok net görünüyor. Aynen. Şurada en uçta gördüğümüz şey karbondioksitin yükselmesi. Ama dönem dönem... Peki şimdi hocam şimdi burada bakın karbondioksitin yükselmesi burada ne sebebiyet veriyor? Kaç derece arttırmış burada? Şuradan bakalım mesela ölçek bu karbondioksit ölçek. Karbondioksit evet. Buraya geldiği zaman ısıyı kaç derece arttırmış mesela o zaman da? Yani dönem dönem mesela bunları eşleştirebiliriz. Yani mesela sıcaklıkta 1-2 derece fark ettirmiş. Mesela bakıyoruz orada. Yani burası
soğuk, burası sıcak değil mi? Sıcak dönem, evet. Yani aynen. Düşünün, ortalaması buyken... Fatih hiçbir burada. Zaman Mehmet'in dediği gibi 1-2 dereceden fazla değil yalnız. Tabii tabii. Fakat şu çıkış var ya, çok, çok fazla. O çıkış tehlikeli. Yani bunlar hep 1-2 derece miydi? Bu da belki, bunlar 1 derece. Ya onlar 2 derece, onlar 2'yi bile bulmuyor. Çok şey, fakat şu çok tehlikeli. Evet. Şu hakikaten bela bu. Ve tamamen endüstri devriminden sonra. Neydi bu da hockey? Hockey stick. Hockey dediler ama sonra bayağı bir bilim camiasında bir kavgaya falan neden oldu. Sonra kim kazandı? O artık. Peki buradan nereye geçiyoruz? Afetlere geçebiliriz. Geçelim isterseniz. Mi? Afetler tarihine mi geçelim? Bugünkü afetlere mi geçelim? Abiciğim isterseniz, önce şu tropik fırtınaları yapalım. İşte ikiyi göstereyim. Tamam. İkiyi göstereyim. Mehmet'in ikisi. Asıl iki. Onu gösterdik demin. Ha, mesela çok basit iklim. Bir şey. Herkesin anlayabileceği dilde. Aslında iklim, İngilizce'nin yani Lorenz'in dediği gibi atraktörleri bulan. What you get yani aslında. What you expect değil de what you get. Beklediğiniz değil, önünüze çıkan. Çıkan. Aslında iklim ortalama özellikleriyle bir kaynak aslında. Mesela tarım için kaynak, orman için, turizm, sektörler için kaynak olabiliyor ortalamalar. Ama değişkenlik başladı mı iklimde? Ciddi anlamda değişken. Şimdi belirsizlik başlıyor beraberinde. Değişikliğe doğru giderse tehdit oluyor. Ama bunlar uç olaylar oldu mu? Afet haline geliyor. Yani iklim bir taraftan... Şu anda daha oraya gelmedik galiba. Oluşuyor işte yavaş yavaş. Oraya oluşuyor. Doğru gidiyoruz. Oluşuyor. Şimdi müsaade ederseniz... Yani ben... belirsizlik bölümünü geçtik, tehdit bölümünün sonundayız galiba. Evet. İstersen Mehmet'in yedeğinden 8'e bakalım. Mehmet önce su sıcaklığı, yüzey sıcaklıklarını anlatsın. Sonra bir... tayfunun yapısını, bir tayfun nasıl oluşuyor? Nasıl oluşuyor? Çöllerde oluşuyor değil mi? Onu, çöllerde hayır, çıkıyor. Hayır, okyanusta güç kazanıyor. Hayır, tam tersi. Yok, o tornado ile karıştırdı. Ha, tornado da oluşuyor. Pardon. Okyanusta. Şimdi arkadaşlar, Mehmet'in yedeğinden 8. Ha. Bak, yüzey sıcaklıklar abicim, sen geçmek ister misin? Ben mi geçeyim? Sen ben gideyim. Biraz kilo kaybedebilir. O kilo kaybetmesi için buradan o bütün o haritayı gezmesi lazım. Şimdi aşağıda ölçek var. Deniz suyu sıcaklıkları ile ilgili. 32 dereceden eksi 1,8'e kadar göremeyen seyircilerimiz için 32 derece çok çok sıcak alan. 32 derece deniz suyu mu? Deniz yüzeyi. Böyle bir yüzey mi var? Evet, evet. Var, deniz yüzeyi. Antalya 30 oluyor baba. Bayılırım sıcak suya. Antalya 30 oluyor. Bu bir ortalama, yıllar ortalaması, uzun yıllar ortalaması sanırım değil mi? Yani? Bu mevsimsel ortalama değil mi? En yüksekler değil. Şimdi, yok, değil. Bu 7 Temmuz'da ölçülmüş. Ama Mehmet ne dedi? Deniz yavaş reaksiyon gösteriyor. Yani deniz bir gün böyle, ertesi gün böyle olacak hali yok. Bu gördüğün deniz yüzünün sıcaklığı. Ne zaman gidersen git, bir aşağı bir yukarı böyle. Evet. Ama şimdi denizin böyle olması... Şuralar bak ne kadar sıcak Fatih. Görüyor musun? Buralar abi enerji depoları. Bir de şey esas Pasifik. Tayfunların. Tayfunlar oradan geldi. Yani. Aynen. Evet. Tayfunların geldi. Yani. Dedim ya başında en anahtar nokta aslında su. İşte ne kadar sıcaklığı yüksekse o kadar havaya nem şey yapıyorsunuz ve gizli ısı açığa çıkıyor bizim fizik deneyimi. Bu gizli ısı gerçekten bazen başa bela olabiliyor. Çünkü ortamda ciddi anlamda enerji, ısı pompalıyor. İşte bu bölgeler dediğim cerenin Atlantik Okyanusu'nun bir kısmı. Evet, o bölgeler. Celal abi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şu fırtınaları biraz erteleyebilir miyiz? Niye? Çünkü mevsim oradan öyle bir baktı ki hani tayfun mayfun hikaye kalır. Böyle üstümüzden ezip geçebilir fırtına gibi. Ara vereceğiz. Bir bak surata bak Allah aşkına. Aman. Reklam için bir duruyoruz, sonra fırtınalar nasıl oluşuyor? Evet, değerli izleyicilerden çok katkılar geliyor. Az önce gösterdiğim şeyin filmini yollamış birisi. Bir de 6 yaşındaki bir genç izleyicimiz Ahmet... oyun hamuruyla teke tek özel yazmış. Bize sevgilisine bizim. Sağ olsun. Evet hocam, okyanuslarda fırtınalar, tayfunlar nasıl oluşuyor? Şimdi enteresan sıcak su havuzları var özellikle tropik bölgelerinde. Bunların en kritik şeyi 27 derece ve üstü olması lazım. Yani fizikte klasik Clapeyron denklemine koyduğun zaman 27 derece deniz suyu sıcaklığında eşik değer.
üstü olduğu zaman müthiş bir şekilde havaya mümkün olduğu kadar nem pompalıyorsunuz. Gizli hız açığa çıkıyor. Ve bildiğimiz aynı su şeylerin teplerinde döner ya böyle. Hı hı. Böyle bir sistem oluşuyor. Kaçıncı şeye gideceğiz? Dokuzuncu, yedekte dokuzuncu. İşte bu bölgeler üzerinde, bu yüksek sıcaklıktan dolayı. Yani o kavun içi olan bölgelerde. Evet, bu bölgelerde böyle aşırı derecede gizli hız açığa çıktığı için. Su buharlaşıyor yani. Su buharlaşıyor ve ciddi bir anlamda su dedim ya en büyük şey. İçinde enerji saklıyor tabii. Aynen. Ve açığa enerji çıkartarak bu tür aynı su şeyindeki lavabodaki dönüş gibi saat iskanının tersinde sistemler oluşuyor. Bunlar Kuzey Yarımküre'de. Kuzey Yarımküre'de. Güney'de de oluyor. Güney'de de tersine oluyor. Avustralya'da tabii tersine oluyor. O zaman saat iskanı oluyor. Bunların ciddi anlamda kuzey işte üstünde Sirius bulutları, burada Cumulonimbus bulutları dediğimiz aşırı derecede elektrik yüklü, çok şiddetli. Pilotların her zaman kaçındı. Kaçtı. Bu büyük şeyler, sistemler oluşup işte siklonlar dediğimiz sistemler oluşuyor. Ne kadar nem pompalarsa o kadar da şiddetleri artıyor beraber. Hocam bunları parça parça anlatır mısın şimdi? Mesela şunlar ne mesela? Bunlar ne? Bunlar yükselen hava neticesinde şeyler. Böyle bu kümeleri bunlar. Çok ve burada gibi. Rüzgar böyle dönüyor. Şöyle şey saat iskanının tersinde. Ya bu yarım küresine göre evet. Ve sistem belirli yörüngede çok farklı bir yörüngelerde hareket ediyor. Hı hı. Meksika körfezinde veyahut da Kaliforniya'nın güneyinde. Yedeğin 22'sini alabilir miyiz? Ya da Japonya'nın tayfun diyorlar. Bunun hızını, suyun buharlaşma hızını belirliyor. Bak, aynen. Fatih. Şu bizim kasırga dediğimiz şeyin gözü. Burada hız sıfır. 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 Oraya düşerseniz hiç problem yok. Evet. Ama şuralara düştünüz mü? Peki bu saatte kaç kilometre hızla ilerliyor? Bunlar ölçeklendiriliyor. Onu yani. Koyalım mı Mehmet? Olur. Ölçeği koyalım. O zaman 10 numara yedekte. Sanırım bir bayan meteorologun daha çok şeyi. Ha, Saffron Simpson. Yok ben bunu sormadım. Bu içindeki rüzgarın dönüş hızı. Evet. Ben şeyi sordum. Bunun yer değiştirme hızı. Ha, şeye göre belli olmuyor. Ha belli olmuyor. Ne kadar nem yüklüyse. Bu kategoriler. Kategoriler. İşte onlar büyüklüğünü de gösteriyor onun. O sistemin büyüklüğünü de gösteriyor. Bunlar aslında şeyden çevirme. Mil bölü milden. Saatten çevirme. Çok farklı saatlerde işte tehlike hasar yapıyor. Çok farklı şeyler. 119 kilometre bölü saatten 250 kilometre. Bu son büyük kasırga Kaliforniya'yı vuran kategori 5 olacak deniyordu. 4'e düştü. Sonra kıyıya vurduğunda 2'ye hatta 1'e düşmüştü. Nemle beslenmediği zaman da azalıyor. Sonra ileride daha da ilerlediği zaman biliyorsunuz tornadolara dönüşebiliyor bunlar. Arkadaşlar 23 numarayı alalım. Sistem, şimdi bak Mehmet sana göstersin. Karada gidince nasıl zayıflıyor. Bak, bu Katrina. Bu çizgi yörünge. Katrina 2005 galiba. 2005. New Orleans'ı mahveden. New Orleans'ı mahveden. Mahveden yaklaşık 70 bin. Kategori 4'tü galiba değil mi o? Evet. Yani buraya kadar 4'le geliyor ondan sonra 3'e düşüyor. 3'e düşüyor. Çünkü yeterince nem olmadığı için beslenemiyor. Son Houston'u vuran da galiba yine kategori 4'tü. Bayağı ciddi 200 milyon, 100 milyon, 100 milyar dolara, zarar veriyor. Arkadaşlar 11'den başlayalım. Yavaş yavaş bir geri alacaklar, bir şey soracağım. Bir geri alalım. Şimdi hocam bu nerede başlıyor peki? Şimdi benim bildiğim kadarıyla... Bu işte sıcak su havuzları, esas beslendiği yer peki, burası. Peki Afrika'da başlayan ne? Çöllerde başlayıp böyle okyanus üstünden geçmiyor mu, gelmiyor mu? Onlar normal siklon. Ha normal siklon. Normal siklon. Yani. Bu okyanusun içerisinde buradaki şurada, sıcak sularda başlıyor. Aynen, şurada. Yani 30 derece, 27 derece sularda başlıyor. Minimum. 27'den sonra giderek şiddetleniyor. Eğer su 30'sa daha da şiddetleniyor. Tabii. Su 31 ise daha da şiddetleniyor. Tabii. Ve geliyor. Meksika körfezinde daha da sıcak olduğu için su iyice gücünü arttırıyor ve karayı vuruyor. Vurduğu anda da yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlıyor. Tabii beraberinde storm surge dediğimiz, yani kabarma aslında onun Türkçesi. Evet, oraya gelmeden önce şu rüzgarın zararını bir fikir edinsin seyircilerimiz. 11'den başlayalım 11. Çocuklar. Bu Mehmet Bey'in 11 numaralı şeyi. Bundan yavaş yavaş geçin. Yani millet 11, 12, 13 diye yavaş yavaş gidelim. 14'e geldiğimizde duralım. 15'te ilginç bir şey var. Ne hale gelmiş ya şuraya bak. Rüzgarın marifetine bak. Mesela ağaçların sökülmesi galiba 4 ya 3. Bak bu çok ilginç. Bu Hint Okyanusu'ndaki bir tufan bizim tarihimizde önemli bir yeri var. Çünkü Seydi Ali Reis'in donanmasını alıyor.
Arap Yarımadası'nın güneyinden Hindistan'a vuruyor. Ve onlar da yürüyerek geri geliyorlar. Onlar da yürüyerek geri geliyor zavallılar. Evet. Hale bak bu ve tufanı fil diyorlar. Evet. Büyük tufan. Şu hale bak. Şimdi devam edelim. Ağaçlara bak. Şimdi üçüncü galiba scale 3 olan, ölçeği 3 olan da ağaçlar kökünden. Beşte ev kalmıyor yani. Resmen böyle ölçeklendirmiş. Evet, devam. Şuraya bak. Storm Surge dediğimiz. Peki hakikaten böyle yukarı doğru çekiyor mu? Bak şimdi tabii. Göreceksin onu. Böyle. Hah Mehmetciğim. Storm Surge bu işte Fatih. Rüzgar denizi yetiyor. Ben, Mehmet bunun Türkçesi var mı? Ben buna fırtına... Kabarması diyorlar. Kabarma mı diyorsunuz? Kabarma diyorlar. Kabarma diyorsunuz. Yani benim bildiğim internette. Şimdi ilginçtir. Paleo, yani jeoloji demeyeyim de, paleo enteresan bir isim koyuyorlar ona. Şimdi arkada bu Storm Surge'un bıraktığı noktalarda ciddi bir kumul taşıması oluyor. Sonra zamanla bu bunları kumul şeyleri gibi, karotları gibi bakıyorlar. Hangi dönemde ne kadar büyük storm surge oluştuğunu onunla beraber tarihsel fırtına ölçeğinde çıkartıyor. Hatta galiba bunu denizin altında bile ölçebiliyorlar galiba. Denizin altında da hatta göllerde bu tür kumullara bakarak, dibindeki kumullara bakarak. Yani bu storm surge'ler... Peki mesela şimdi normalde deniz burada. Değil mi? Evet. Normal height dediğine göre. Bu kadar artıyor. Bu kaç metreye tekabül ediyor? Yani onlarca metre. Onlarca metre. Şeyin niteliğine bağlı. Kasırganın niteliğine bağlı. Çocuklar 18'i alalım Fatih Bey'in sorusuna cevap olarak. Al sana Fatih. Ya bu rahat bir 25 metre var. Bunun önünde durulmaz abi. Olmaz. Yani bunlar tam fena. Peki hocam şimdiye kadar, şimdi okuduklarından söylüyorum mesela. Şimdiye kadar kategori 5, karaya vuran kategori 5 pek görülmemiş. Ama 2014 yanlış hatırlamıyorsam Çin Denizi'nde veya Pasifik Okyanusu'nda 300 kilometreye çıkan olmuş fakat karaya o hızla vurmuş. Evet doğru deniz üzerinde çünkü yeterince nemle beslenmiyor karanın üzerinde. Ölçüler en yüksek ne mesela karaya vuran? Katrina şimdiye kadar ki en yüksek mi? Bilindiği kadarıyla. Şimdi enteresandır. Gözlem burada çok önemli. Yani son 200 yıldır ciddi gözlemler var. Hatta uydudan gözlüyoruz. Bunların takibi, yörüngesi ile ilgili. Bu da son 1970'lerden sonra Amerikalılar bu işi gözlemeye başladılar. En sonunda uydu skatrometre denilen bir aletle ölçerek gözleyebiliyorlar. İşte oradaki rüzgar hızının değişimi, yani rüzgar kayması diyoruz biz ona. Onun değişimleri son 20-25 yıldır ciddi gözlem var. Yani ondan önce çok fazla gözlem olmadığı için biraz paleo tekniklere bakıyoruz. O da storm surge'leri mesela kumul ne kadar getirmişse, hangi tür kumul olmuşsa. Çocuklar, 27 numara yedeklerinde Mehmet Bey'in. Abi bu çok gırgır. Fatih, sen otomobil seversin. Gitmiş zavallı. Ama burada ilginç olan ne biliyor musun Fatih? Ya bu otomobil kuma mı gömülmüş, bu fırtına da ne bu? Fırtına getirmiş. Bak Mehmet biraz önce ne diyordu? Abi 1,5 metre kum var orada. Mehmet ne dedi? Bunu getiriyor dedi. Biz ondan sonra dedi bunları diliyoruz. Bunların içinden öğreniyoruz. Hangi şiddet? Bu tek bir seferde mi geldi? Tek bir seferde. Katrina bu. Katrina'da 1,5 metre. Bak abiciğim ben bunu kapatıyorum. Şurayı da kapatıyorum. Öğrencilere diyorum ki şuna bakın. Çocuk bakıyor işte çapraz tabakalı. Çok güzel. Bir diyor... akıntı çökeli bu. Ne kadar zamanda çökelmiştir diyorum. 10 milyon. Hayır 10 milyon diyor, 100 bin sene diyor falan. Resmi bir gösteriyorum falan diyorum 2 saat. 2 saat. 2 saatte bunu yapıyorum. Bak. 1,5 metre kum getirmiş 2 saatte. Vay 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 vay. Mehmet'in biraz önce dediği bu. Bunları sondajla bakıyorsun. Ve fırtınanın büyüklüğünü ölçüyorsun. Şimdi en ilginç şeylerden bir tanesi Atlantik Okyanusu biraz evvel söyledik. Yılda ortalama aslında 12 tane fen alıyor. Yani ciddi anlamda işte 4 veya üstü dediğimiz nitelikte. Bu sene ama şu tam ortasındayız mevsimsel olarak. Çünkü tropikal siklon dediğimiz bunların mevsimi Haziran ayında başlar. Haziran'ın başında falan başlar. Kasım'ın sonuna kadar, Aralık'a kadar devam ediyor. Şu anda tam ortasındayız. Şu anda 13 tane oluşmuş vaziyette. Yani bugüne kadar Atlantik Okyanusu'nda 13 tane. Bunun frekansı artmaya başladı. İşte bu tehlikeli.
Gelecek yıl. Şimdi iki şeyden bahsediyor. Arkadaşlar bir dünya haritası gibi bir şey var mı? Alabilir miyiz? Mesela atıyorum ikiye alın Mehmet Hoca'nın yedeklerinden. Oradan bir şey soracağım. Şimdi hocam şöyle bir lakırdı var. Yine bu doğru. Al eline bunu. Ne kadar doğru ne kadar değil. Ben yine sopamı alayım. Pardon, al abicim, sopanızı sopasız alayım. Hocalık olmaz. Şimdi söylenen şu. Eskiden bu fırtınalar işte burada oluşuyordu, geliyordu, buradan buraları vuruyordu. Ne bileyim en fazla Georgia, işte biraz daha aşağısını. Değil mi? Fakat şimdi söylenen şu. Denizdeki ısımın artmasından ötürü bir sayısal olarak artışı var. İki kuvvet yani bunların kategorik olarak rüzgar hızı artışı var. Bir şey daha var deniyor. Mesela iki sene önce hatırlayacaksınız New York'u vurdu. Deniyor ki bu deniz suyu sıcaklığı arttıkça bu sadece bu bölgede şu arada sınırlı kalmayacak. Mesela Brezilya'yı vurdu bir tanesi yine birkaç sene önce. Bu giderek bütün kıtaların, kıtanın boyun yani burada başlayacak, buraya kadar vuracak deniyor. Doğru mu bu deniz suyu sıcaklığı burada etkili mi? Ve başka yerlere de yayılacak deniyor. Yani o işte diyelim ya şimdi bu sirkülasyon, dünya dedik ya biraz evvel, o sirkülasyon paternini etkiliyor. Bu paternin nereye gideceğini kestirmek şu an için zor. Zor. Çok zor. Bu sayılar artmaya başladı. Hatta Boston'u bile Storm Surge'un basma ihtimali var. İtibari var. Yani New York'u bastı mesela iki sene önce. Şimdi bizim aslında Akdeniz'de bu konuda İngilizce deyim geliyor da aklıma vulnerable, kırılgan mı diyeceğiz? Evet, hani hassas. Hassas. Yani hassas ve kırılgan şimdi bir bölge. Onu da soracağım. Yani şimdi bunu söylemekteki kastım o zaten. Yani şimdi bu okyanusta başladı. Şimdi buradaki büyük su ama şimdi burası da çok küçük bir su değil. Akdeniz'in veya diğer denizlerin bunu üretme ihtimali var mı yakın bir dönemde? Çünkü mesela biz çocukken İstanbul'da ben hortum hayatta görmedim. Hı-hı. Ama şimdi mesela Şile'de hortum, Mersin'de hortum, Antalya'da hortum. Ve giderek bunların fotoğraflardan gördüğüm sürede ölçümler ne kadar yapılıyor bilemiyorum ama giderek büyümeye başladılar. İşte Temmuz'da yaşadık. Yani araçların hepsini dolu vurdu. Dolu. Kırdı camlarını. Ama dolu eskiden de olurdu İstanbul'da zaman zaman. Bu kadar şiddetli değildi. İşte tartmaya başladı. Hasar büyük. Tabii şimdi hasar büyük olmasının nedeni insan sayısı arttı. İnsanlar zenginleşti. Araç sayısı arttı. Yani artık gözle görülür olabiliyor. Yani ölçülebiliyor, görülebiliyor. Ya ben gençken de birkaç kez otomobillerin büyük hasar gördüğünü hatırlamam ama mesela bu sene bir yazda 3 kere oldu galiba değil mi? Evet. Yani devam ediyor bunlar. Evet, evet. Peki niye mesela küresel ısınma niye böyle şeyler yapıyor? Yani niye abi yüzey ısındı mı? Dolunun bundan alakası var mesela. Dolu niye oluyor? Şimdi o bulutun yani süpersel diyorlar mesela onun şeyi. Evet öyle bir şey diyor süpersel diye. Süpersel hücre dendi. Amerika'da çok oluyor onlar. İşte onlar tornadolarla bağlantılı oluyor genelde. Şimdi sıkça bizde de görülmeye başladı. Nedir süpersel? Süpersel aslında bu fazla su barındıran bulut mu? Aynen. Kümülenimiz bulutların çok yoğun olduğu, ciddi anlamda gizli ısının çok açığa çıktığı sistemler. Bunlar, hava ısındıkça bulutların su tutma kapasitesi mi artıyor? Aynen. Aynen. Bize tabii en büyük etkisi Marmara ve Karadeniz. Yani onlar İki deniz. Oradaki sıcak sulara baktığın zaman yani şöyle sadece atmosfere bakarak iklimle hava ile ilgili bir şey söylemeniz mümkün değil. Denize bakacaksınız. Denize de bakacaksınız aynı anda. Şimdi bunlar gerçekten karın da etkisi minimal. Karın da etkisi var tabii. Ama daha az. Çünkü şey şimdi sıcaklık gradyanı dediğimiz sıcaklık farklılaşması olması lazım. Havayla deniz veya karayla hava arasında. En büyük sıkıntı orada. Mesela en son İstanbul'u vuranda yani deniz sıcak olacak, hava daha soğuk olacak. Aynen. Sıcaklık farklılaşması olması lazım ki şey yaratsın, farklı basınç, büyük basınç gradyanları yaratsın. O büyük basınç gradyanları aslında rüzgar demek. Rüzgar şiddetinin artması demektir. Ne kadar sık olursa basınç gradyanları o kadar hızlı esecek. Şunu söyleyebilir miyiz peki hocam? Şimdi dolunun oluşumunu üç aşağı bir yukarı şöyle biliyoruz. Üç aşağı bir yukarı biliyoruz. Dolu aslında yağmur. Damla aşağı doğru düşüyor. Fakat kuvvetli rüzgar dolayı düşemiyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Hava soğuk olduğu için de donuyor. Yukarı çıkarken bir daha üstünü su kaplıyor. Bir daha kaplıyor. Giderek büyüyor. Bu şu mu demek? Yani yukarıda daha fazla hava hareketi olmaya başladığı için dolu olmaya başlıyor. O bir de bizim şey dediğimiz gözlemlerden görüyoruz. Bulut tepesi sıcaklığı çok düşük. Düşüyor. Çok düşük, bayağı düşük. Özellikle bu tropikal... Niye oluyor peki? İşte bunlar aşırı gizli ısı. Bütün şeyimiz bu. Şimdi gizli ısı, bulut tepesi sıcaklığı niye çok düşük oluyor? Bu sistem işte. Yani bunlar hepsi birbirine farklılaşabiliyor sisteme göre. Aşırı bir soğuk sistem yukarıda, aşağıda sıcak bir sistem. Çok sıcaklık farklılaşması
bu dolunum veya benzeri şeylerin sistemin daha güçlü olmasına neden oluyor. Yani bütün aslında anahtarına çok basit indirgersek aşırı sıcaklık farkları, aşırı basınç farkları oluşuyor. Aslında basınç farkları da beraberinde şiddetli rüzgarları ve sistemin güçlü olmasını kılıyor. Eğer deniz yüzeyindeyseniz aşırı nem de sisteme pompalanıyor yukarıya doğru. Yani su aslında, su faz değişimi. Buhardan sıvıya, sıvıdan katıya dönüşmesi. Yani aslında bir çaydanın içinde gibiyiz. Aynen. Aynen. Ne oldu hocam? Çok dertli dertli düşündüm bu iklim değişikliği. Hayır abi, bu iklim değişikliği çok kötü bir yerlere gidiyor. Yani. Nereye gidiyor? Daha önce de değişmiş. Ne olacak? Yok yok yok. Yani daha tabii daha, ne olacak canım? Bangladeş'teki bilmem kaç milyon kişi senin kapına geldiği zaman görürsün ne olacağını. Öyle mi olacak? Su basacak. Ya Florida'nın yarısı gidiyor Fatih. Nasıl gidiyor? Florida'nın yarısı önümüzdeki yüzyılın başında deniz oluyor. Allah yandı. Bu bak, bu program yarın haberlere çıkar. Çünkü... Türkiye'nin yarısının da, Türkiye'deki zenginin yarısında Florida'da evi var. Evet kardeşim, evet. O evler hapı yuttu değil mi Mehmetciğim? Harbiye'de gitti zaten çoğu. Şey kalmadı. Değil mi? Ya, o Miami... Nasıl, Florida tamamen bitiyor mu? Yarısı gidiyor. Suyun altında kalıyor. Nereler gidiyor başka mesela? Yok, 6 metre yükselirse ama. Ya bu ne demektir? Bütün buzulların erimesi demektir. Ha, abarttın girişim. Biraz abarttın. Ama şöyle... Sırata kaldın. Bakın... Mesela bak, şimdi belediye başkanı şeyin, Miami'nin 400 milyon dolar harcadık diyor. Şimdiden baraj yapmaya başladılar. Çünkü Miami zaman zaman su basmaya başladı. Şimdi başladı bu iş yani. Maldivler gitti zaten mesela. Bangladeş felaket zavallı canım, bir metre zaten dedi gibi Maldivler, Pasifik'teki adaların bir sürüsü orada burada toprak satın almaya başladılar. Yani bunun şakası yok. Bak bu yüzyıl. Peki Hollanda ne olacak mesela? Hollanda'da yani Hollandalılar bu kadar ileri bir ırk olmasaydı o da gidecekti ama heriflerin yaptıkları barajlar muazzam yani muazzam şey. Venedik'te gitti. Venedik gidiyor görüyor. Venedik zaten çöküyor bir de Venedik. Sırf deniz yükselmiyor. Evet. Venedik bir de kendisi çöküyor. Çünkü bir deltanın üstünde oturuyor ya. Yani Türkiye'de en kırılgan yerler, yani veya hassas diyeceğiz şeyin deyimiyle. Şeyler, kıyıya yakın ovalar. Mesela nereler? Çukurova. Bafra, Çarşamba. Niye Çukurova'nın önünü şey kesmiyor mu o toroslar? Yok hayır. Arkasında duruyor arkasında. Toroslar. Ha doğru. Şeyler, Menderes Havzaları. Gediz Menderes Havzaları. Bunlar tabii... Su altında mı kalma ihtimali var? Yani su altında kalma ihtimali var ama tabii bütün buzulların erimesi sonuç olabilir. Terkos Gölü bile çok yakın şeye, denize. Şurada, şu bir şey evet, var. Birkaç metre. Yani o su havzaların büyük tehlike tabii bunlar. Evet. O, izleyicilerin çok merak ettiği bir şey var. Senin önündeki keklerden Oya'nın haberi var mı yok mu onu merak ediyorlar. Yemedi. Yemiyorum değil mi? Teşekkür ederim. Vallahi bir tane şey yedim. Bir tane çikolatalı bisküvit yedim. Bak evet, bunları gördüm. Yiyeceğim biraz sonra ama. Cevizleri de galiba götürdün. Cevizleri, bak ceviz faydalı bir şey abi. Evet. Arzu ederseniz 3. slide afetler. Tamam hadi bakalım. 3. Ciddi benim. Mehmet Karaca'nın asıl slide'larından 3. Esasın 3'ü. Asıl 3. Bu değil. Esasın 3'ü. Bu yedeğin 3'ü. Bravo bu. Şimdi bu eski bir statistik ama bugün de aynı şey geçerli. Şimdi doğal afetlerin %90'ı hatta daha fazlası ya havayla ya iklimi ya da su. Yani Celal Hoca'nın depremleri geri kalan %10'a geliyor. Aynen deprem. Tabii abi yani. Ama şöyle depremlerin aynı uçak kazası gibi. Karayolda az oluyor mu öz oluyor? Öz oluyor. Şimdi benzetmek biraz şey olabilir ama karayollarında veya benzeri yerlerde insan sayısı aslında büyüklüğüne vurduğunuz zaman daha büyük. Tabii çok daha fazla. Fazla ama... Uçak kazaları depremler gibi böyle bir anda insanı direkt ilgilendirdiği için... Bir de çok ses getiriyordu. Aynen. Bakın kuraklık tamamen iklimle ilgili. Çığ, heyelanlar, fırtınalar. Sellere bak ya. Seller en büyük. Şu anda dünyada en... %37'si. %47'si kadar gidiyor. Amerika'da en büyük problem. Ona göre biliyorsunuz kolay kolay sigortalamıyorlar. Evet. Eğer havzadaysa eviniz sigortalamanız mümkün değil. Gelip inceliyorlar, bakıyorlar. Yani ama şimdi mesela bu iklim işleri, havzalar da genişlemeyecek mi? Eskiden havza olmayan bir takım yerler havzana gelmeyecek mi? Öyle görünüyor tabii. %37 seller doğal afetlerde, %28 fırtınalar, kuraklık %9, depremler %8. Kuraklık yavaş öldüren afet biliyorsunuz. Veya sıcak hava dalgaları gibi. Hı hı.
Seller biraz daha hızlıdır. Volkanik patlamalar %2, yangınlar %2. Tabii volkanik patlama %2 ama mesela Yellowstone patlarsa hepimizi alas mı aldık? Alas aldık. Veya Krakatoa gibi bir şey daha olursa nüfusun... O daha şey... Yani nüfusun önemli bölümü ciddi sıkıntı ama. Sıkıntıya sokar ama Yellowstone veya Napoli patlarsa uzun çağ başlar. Tabii. O zaman apıyıttık. İnsanların %80'i yok olur öyle. Evet abiciğim, o zaman apıyıttık. Peki niye patlamıyor Yellowstone? Ya patlayacak merak patlama etmiyor. Zamanı çok yaklaşmadı mı aslında? Yani bilebildiğimiz yine, kadarıyla. Çünkü evet, 600 bin 40, yıl civarında. 640 yani en son patlama 640 bin sene. Evet. Ondan önceki cycle'larda 600-680 arası. Eksi artı 600'lerde gidiyor. Ya patlayacak mı merak etme. Görür müyüz? İnşallah görmeyiz be Fatih. Ben yani mi? Onu çok merak ettiğim halde. Çok merak ediyorum onu. Abi görmek istemem. Ya korkunç bir şey. Korkunç. Korkunç bir şey. Ya mesela Napoli Körfezi'nin patladığını düşün. Yani düşün ki Vezüv patladı mı ne felaket yaratıyor. Vezüv sivilce gibi onun yanında ya. Hiç. Peki bu iklim değişikliğinin doğal sonucu. Şimdi biraz da bu geçmişteki şeyden bahsetsek mi? Şimdi bakalım Mehmet nasıl gidiyor ona bir bakalım da. Peki. Ne anlatacak? Yani aslında fırtınalara dikkat çekmek için söyledim. %28'i %30'a. Peki bu fırtınalar artacak değil mi şimdi? Frekans artıyor. Frekans artıyor. Frekans artıyor. Güçleri de artıyor herhalde. Aynı dönemde. Daha kısa sürede daha fazla yağış bırakacak sistem. Yani beklentimiz o aslında o yönde. Bu aşırı ısınma beraberinde deniz suyu sıcaklığında havada nemin çok fazla olması esas bütün şey. Yani su buharı ne kadar havada şey yapar. Giderek daha nemli havalar olacak. Aynen. Bu gizli ısı açığa çıkacak. Fırtınalar oluşmasına katkıda bulunacak. Bütün beklenti bu yönde. Lineer bir düşünce tabii bu. Ama bölgeden bölgeye de değişebilir. Peki bunun uzun vadede etkisi ne olur? Venüs olur. Ne demek o? Yüzey sıcaklığı 480 derece santigrata çıkar. Ha Venüs gezegeni gibi. Kurşun dahi erir. Çünkü Vezüv bir iklim felaketi sonunda bu hale gelmiştir. Vezüv'le dünya benzer başlamışlar. Evet. Fakat Vezüv'ün başına bir iklim felaketi geldi. Yani bizde Vezüv gibi asit yağmurlarının olduğu, evet, metallerin bile neredeyse erime noktasına yaklaştığı... Neredeyse değil, eriyor. Bazı metaller eriyor. Basıncın aşağı, yüzeydeki basıncın bilmem kaç milyon neredeyse milibar olduğu... Yok, o kadar değil de denizin dibi kadar. Evet. Yani şeydeki, Vezüv'deki, aman Venüs'teki basınç bir 1000 metrelik okyanusun dibindeki basınca karşılık geliyor. Yani bayağı saka ama milyonlarca sene sonra onun için şimdilik. Şimdi biz Mehmet'in şeylerine dönelim. Tamam. Bizim yani halkımızı daha çok ilgilendirecek şeylere dönelim. Evet Mehmet Hocam devam ediyoruz. Son 5. sırada geçelim mi? Olur. O işte demin 5. sırada geçebiliriz. Bu yakın dönem nedeni. Bu tür veriler bakın son 1000 yıla bakıyoruz. 2000'li yıllar ve son 1000 yıllar. Böyle dönem dönem insanoğlu çok farklı dönemlerde ısınma ve soğuma dönemleri yaşamış. Ama bunlar çok farklı bilgi birikimi sonucu elde edilen... Yani orta çağ nispeten sıcak. Tabii nispeten daha sıcak. Düşmüş. Sonra birden beri... Sonra sanayi devrimine gelmiş. Burada... O dönemde aletli kayıtlar onlar. Evet. Son 200 yıllık kayıtlar, aletli kayıtlar. Öbürleri daha çok... Yani sanayi devrimi şurada bir yerde başlıyor. Evet. Ve birdenbire orta çağ oranla 4 derece yükselmiş. Değil mi? Hemen hemen. Artmaya da devam ediyor. Ve artmaya devam ediyor. Bunlar daha çok, niye bu veriler birbirinden farklı? Çok farklı veri setlerinden. Ağaç halkaları bile aslında size o dönemin iklimi konusunda bir fikir verebilir. Nasıl veriyor? Şöyle kesin bir ağacı. Bir sürü halkalar var. Geniş halka, yağış çok demek. Yağışlı dönem. Şeyde, dar halka, yağışlı, kurak dönem. Böyle fikirler veriyor. Göl sedimanları var. Mesela Van Gölü üzerinde. Bakın derin, dibinden kanat olun. O döneme ait size bir sürü vergi verebiliyor. Veyahut da arşivler dedik. Eski arşivler, resimler. Evet, evet. Onlar çok ilginç özellikle. Meşhur Hollandalı kimdi adamcağızın bir meşhur şeyi vardı. Böyle Hollanda'daki kanalların üzerinde paten yapıyor paten millet. Paten doğru. O dönemler bunlar da çok farklı veri setlerinden elde. Ama günümüzde artık aletli dönem ölçülüyor, biçiliyor. O dönemler gözlenebiliyor. Evet, 6'ya geçelim arkadaşlar. 6'da işte yakın dönem, aletli dönem. 1860'lardan. Kayanın o kırmızı ortalamaları gösteriyor. Öbür pikler. Derece farkı ne kadar?
İşte bir derece, bir derece yakın bir fark var. Hemen hemen bir derece. 0.8. Evet. 0.8 santigrat. Daha da artıyor yani aslında. Ve hızlanarak artıyor. Aynen. Karbondioksitle beraber. Peki hocam, teknolojiler gelişip de mesela bu karbondioksiti atmosferden geri alma imkanımız olmayacak mı? Aslında bir uçtan mühendislik... bir felakete dönmeden önce. Şimdi şöyle, aslında benim slaytlarda vardır büyük ihtimalle. Sanırım biraz son slaytlardan önce. 22. slayt mesela. 22 arkadaşlar. Öneriler daha sonra. Sezon sonra mı gelecek onları? Ben sırayı mı bozdum? Olsun, yani zaman gelmiş. Bu çözüm, evet. İklim mühendisliği veya jeomühendislik diyorlar buna. Aha. Doğa mühendisliği diyorlar. Çok İngilizceden dolayı seyircilerimizden özür dileriz. Örneğin yeşillenmiş çöller yaparak karbondioksiti tutma, ağaçları artırmak mesela karbondioksiti tutma. Öyle çok uçuk olaylar var ki, aerosol biliyorsunuz tersine, ısınmanın tersine hareket ediyor. Atmosfere, stratosfere özellikle aerosol saçalım. Güneş ışınları geçirmesin. Güneş ışınları geçirmesin. Bu kimin fikri biliyor musunuz? Bu ozon seyrelmesi var ya, onu bulan Paul Crutzen'in Nobel'li. Bizzat tanıyorum yani kendisi. Kendisinden dinlemiştim, onun fikriydi bu. Havaya aerosol sağlamak. Evet, bu hepsinin aslında sakıncaları var. Bu atmosfere aynı yerleştirip güneş ışınları kesmek. Aynı tekrar geri şey yapma. Veyahut aslında da, en kolayı sanki bu gibi duruyor. Evet. En kolayı o. Veyahut da suni yağmur, cloud seeding dedikleri suni yağmur yaparak değiştirelim yüzeyi. Gördünüz mü, NASA'nın bir suni yağmur şeyi var. Gösterdim size birazdan video. Bulut yapıyorlar ve yağmur yağıyor. Tabii tabii, yani eskiden beri bilinen bir teknik. Yalnız şimdi sen kolay dedin, orman büyütmek, bilmem ne yapmak falan. Şu anda Endonezya'da palmiye yağı üretebilmek için sürekli orman yakılıyor. Evet. Hı-hı. Amazon'da sürekli orman yakılıyor. Aynen, açılıyor. Ve bu çok büyük bir tehlike. Ormanı yaktığın zaman ormanın azalmakla kalmıyor. Karbondioksit basıyorsun. Karbondioksit basıyorsun. Aynen. Yüz binlerce yılda birikmiş karbondioksit. Dolayısıyla bu yani prensipte çok kolay, uygulaması çok, çok zor. Bu enteresandır. Peki bu mümkün mü hocam? Yani karbondioksit toplayıp tekrar yerin altına veya suyun altına çalışıyorlar. Yani en çok çalışılan karbondioksit tutmak. Hı hı. Onunla ilgili havadan hapsedip yere basma veya başka yerde tutma olayı en çok şu anda çalışılan, en çok projelendirilen dünyada. Peki onu yapmak için gereken enerji de dünyayı kirletecek bir şey olarak ortaya çıkmayacak mı? Çünkü bu bir enerji. Farklı bir teknik, kimyasal teknik kullanıyorlar. Onlar yani enteresandır. Şimdi insanoğlunun olmadığı yerlerde de biliyorsunuz doğa kendi kendini yenileme şansı ediliyor. Bakın Kastamonu ve civarında ağaç popülasyonu artmıştır. Çünkü mümkün olduğu kadar şehirleşme arttığı için hızlı bir şekilde o bölgeleri terk etmişlerdir insanlar. Ağaçlar kendi yerlerine dönmüşlerdir. Doğal olarak ağaçlar çoğalmıştır. El Niño ve El Niño. Evet, doğru. Soruyor herkes. La Niña, El Niño. El Niño. Biri kız çocuğu, diğeri erkek çocuğu. La Niña kız çocuğu, El Niño erkek çocuğu. İşte küresel iklim değişimiyle aslında veyahut da tropikal siklonlarla birebir ilişkili. O sıcak su havuzları bazen yön değiştirebiliyorlar. El Niño olayı oluştuğu zaman... mesela Endonezya'nın o bölgesi, Avustralya'nın kuzeyindeki o sıcak su havuzu oluşmuyor. Nispeten daha soğuk bir ortam oluşuyor deniz yüzey sıcaklarında. Bu sefer yeterince nem havaya gitmediği için tayfunların frekansı azalıyor. Fakat Atlantik'te bu olay mümkün değil. Atlantik okyanusu dar olduğu için El Niño'nun oluşmasına imkan vermiyor. Çünkü bu denizle, yani okyanusla diyelim, çünkü okyanus orası, atmosferin yani tavuk yumurta hikayesi gibi. Orada ticari rüzgarlar durduğu zaman o Pasifik'in doğusundan batısına doğru sıcak su birikmiyor. Birikmediği için de o dönemlerde siklonlar daha az oluyor. Peki bunun periyodu mu var yoksa başka nasıl oluyor? 3 ila 7 günde. Doğadaki hiçbir şey periyodik değil. Yani aperiyodik ve kaotik. Yani o açıdan biz ondan periyodiste... Yani mesela 2 sene sonra El Niño olacak bilmiyoruz. Yani 3 ila 7 yıl diyoruz genelde onu. 3 yıl da görülmüş, her 3 yılda bir de görülmüş. Her 7 yılda bir de görülmüş, her 5 yılda da görülmüş. Ama böyle bir şeyler var. Yani olacağı muhakkak da ne zaman olacağı çok net değil. Açık değil o kadar. Şimdi niye olduğunu biliyor muyuz?
Diyoruz ki ticari rüzgarlar durdu diyoruz. Şeyler de diyorlar ki, Abdülsay deniz bilimciler. Hayır diyorlar, önce güneyden gelen soğuk su akıntısı var ya, Ekvator ve Peru'yu yalan. Humboldt akıntısı. Evet. O durdu diyorlar. Yani atmosferciler farklı bakıyor. Okyanus atmosferciler ki atmosfer denizi etkiledi, denizlerdeki deniz atmosferi etkiledi. Evet, aynen ve etkileşim için en güzel örnek de bu El Niño'dur. Yani atmosferle okyanus arasındaki etkileşimin. Ben Humboldt'u bilhassa vurguladım çünkü çok kızıyorum. Peru akıntısı demeye başladılar ona. Ben demiyorum. Teşekkür ederim. Yaşa Mehmet'im. O da Humboldt akıntısı. Çünkü sen Humboldt'u çok seversin. Evet, çünkü abi ama çok büyük adam. Öbür Humboldt aslında ikinci nesil üniversitenin şeyidir, öncüsüdür. Öbür Humboldt dediği abisi. Abisi. Alexander. Evet. Hayır, Wilhelm. Wilhelm. Alexander bizimki işte. Bizimki, yani bizimki. Wilhelm abisi. Biliyorsunuz önce üniversiteler birinci nesilde eğitimle uğraşıyorlar. Bologna'dan başlayarak modern anlamdaki üniversiteler için söylüyorum. Eğitim süreci durduktan sonra Humboldt'un etkisiyle Argen'in de araştırmanın da önemli olduğunu şey yapınca hem eğitim hem de araştırma işte onu, o çığırı açan da Wilhelm. Şimdi dikkat ediyorsun değil mi? Mehmet'in kafasındaki şapka hemen bir anda rektör oluverdi. Wilhelm von Humboldt'u hatırlayınca rektör oluverdi. Araştırma da önemli. Evet tabii çok önemli. Geçen de Humboldt Üniversitesi'ndeydim. Bahçesinde şey vardı. Kitap satanlara mı gitti gördü değil mi? Şahane ama. Kızımla alışveriş yaptık. Ah, ya şey. Şahaneydim. Dükkanına gittiniz mi? İçeride dükkanı var onun. Zeynep'e oradan şeyler alaydı. Humboldt Üniversitesi. Aldık. Yaşa. Evet, buradan nereye geçiyoruz? 7'ye geçelim mi? Mehmet Karaca 1-7. Geçmeyelim mi? Olur, ondan da bahsedelim. Şimdi sürekli kötümser senaryo yerine. Şimdi iklimi de dışsal etkileyen güneş radyasyonunun miktarı. Şimdi volkanik aerosollarda aslında bir tutucu etkisi var. Bir de sera gazları konsantrasyonu. Bu başlarda söylediğim şeyi aslında tamamlayan şeylerden bir tanesi. Grafik. Yani volkanik aerosollarla sera gazları aslında birbirine veya karbon şey sülfür dioksit mesela ters hareket ediyor. Diğeri tutuyor, diğeri geçiriyor. Böyle. Yani mesela küçük volkan patlamaları olursa aslında bu küresel ısınmayı biraz durdurabilir. Durdurabilir, öyle bir imkan var. Mümkün. Şimdi küresel ısınmayı durdurmak istiyorsan bak Mehmet biraz önce dedi ya. Sülfürlü, küçük sülfür yani ne derler o asit, sülfürik asit şeylerini atmosfere saçacaksın. Onu stratosfere kadar atan volkan lazım, 20 kilometre. Mesela Stromboli, mesela Krakatoa, mesela Tambora gibi şeyler olması lazım. Bunlar veya Laki inanılmaz bir şey, 1773 İzlanda'da bir ay sürmüş ya. Ve muazzam miktarda. Mesela bu elyaf yökül işe yaramamış mıdır? Küçük. Şey. Ama mesela katla patlarsa elyaf yerle yökülün burun dibi. Ve hep birbirlerini izlemişler. Benim yani burada karşı çıktığım nokta insan eliyle herhangi doğaya dokunduğunuz zaman bunun sonucunu nereye gideceğini kestirmek çok zor. Onun için doğa kendi kendini yeniler. Yani seller de aslında bir açıdan doğanın kendi kendini yenilemesi demektir. Nasıl insanoğlu bir hastalık sonrası işte bağırsak enfeksiyonu bütün sistem aslında kendini temizliyor. Yani seller de aslında sistem öyle. Veya doğadaki herhangi bir olayda kendi kendini yenileme imkanı veriyor. Yani insanın mümkün olduğu kadar doğaya müdahale etmemesi taraftarıyım ben. Yanlış mıyım? Niye alkışladık? Aklıma ne geldi biliyor musun? Bilmiyorum. Marx'ın öyle karışık yine Marx'ın lafını yani. Hatırla. Filozoflar diyor bugüne kadar dünyayı anlamaya çalıştılar. Maksat dünyayı değiştirmektir. Tam tersi kardeşim. Anlamamız ve mümkün olduğu kadar değiştirmemiz, dokunmamamız lazım. Ve eğer çok dokunmak mecburiyetindeysen önce anlaman lazım. Anlamadan dokunursa mahvedersin. Ve yani anatomi bilmeyen birinin gitsinler komünist memleketlerine ne hale gelmiş çevreler. Anatomi bilmeyen birinin ameliyat yapması gibi olur. Bir facia oluyor yani. Aral Gölü'nün hali mesela şu anda. Ya korkunç. Evet. Ciddi bu. Aslında bunlar kumullar ve benzeri bu tozlar oluşuyor ya, işte biz de yaşıyoruz zaman zaman. Bazı bölgelerde yani sulak yerlerde mikrola suyu arıttığınız zaman aynı şey Amik Ovası gibi. Süleyman Demirel hayatta yaptığım en büyük hata demiştir. Bilir misiniz bilmiyorum. Amik Ovası'nı kurutmak olmuştur. Bu sefer daha çok havaya toz veya benzeri şeyler sunuyorsunuz ve o lokal iklimi değiştiriyorsunuz.
Yani müdahale etmemek. Ama DSİ çok hatalar yaptı böyle. Yani göller bölgesinde bir sürü gölü kuruttular. Küçük küçük göller işte. Evet. Eber gölü kalmadı. Şimdi mesela. Artırmaya çalışıyoruz. Artırmaya çalışıyoruz. Fatih'ciğim niçin bizim Avrasya Enstitümüz var? Bizim peki, soran var mı size? Efendim? Soran var mı? Olacak. Bak bizim derdimiz bilimimiz üretelim. Günün birinde müşterisi çıkacaktır. Nasıl beni lazım olur? Mutlak lazım olacaktır. Çünkü millet aç kalmaya başlayacak. Felaketler gelecek. O zaman birileri birilerine soracak. Onun için bizim mümkün olduğu kadar bilimimizi üretip bir tarafa Şiller'in dediği gibi biz bunları üretiyoruz ve sessiz zamanın içine atıyoruz. Bunu Şiller mi demiş? Evet. Bizim vazifemiz kaliteli bilim üretmek. Biz politikacı değiliz bak. Peki Beethoven bunu niye bestelememiş? Ha? Beethoven bunu. Çünkü bu şey değil, şiir değil. Şiir değil. Şiir değil. Bu insanlığın estetik yetişmesi hakkındaki 9. mektubunda bu Schiller'in. Sende de o mektubun orijinali var mı yoksa? Yok. Yok, orijinali yok. Ben de o mektubun ben o mektuba ilk defa nasıl muttali oldum biliyor musun? İhsan Bey. Rahmetli Ketip gösterdi. Bak bak dedi. Ve ben İhsan Bey hakkında biliyor, 85'te emekli olduğu zaman şeyini yazdıydım, onun hakkında bir makale yazdıydım, onun başına koydum onu. Diyor ki orada Schiller, sanatçı diyor, kendi ihtiyacına ve kendi mutluluğuna bakmayacak diyor. Sanatçı diyor, kanuna, kendisini sanatçı yapan kurallara, yukarıya doğru bakacak diyor. Ve diyor, bütün yaptıklarını diyor, her türlü akıl ve his ile yoğurarak diyor, sessizce zamanın içine atacaktır diyor. Abi bu İhsan Bey'in hayatını bu kadar güzel anlatan bir şey olamaz. İhsan Bey ömür boyu maaşıyla yaşadı Fatih. Biliyorum. 5 kuruş kimseden de işte Mehmet de gayet yakın tanıdı. Son derece mütevazi bir tek derdi vardı. Bilim yapmak. Ve etrafında bilim yapılmak. Onun için onu bana gösterdiği zaman dediydim, bu çok güzel bir laf hocam dedim. Onun hakkında bir şey yazmak icap edince de, bir de mezarı için düşündüydüm. Ahmet yaptırmadı, belki biz yaptırırız sonunda. Bir gün benim adama geldi, sende dedi kritik de praktischen Vernunft vardır dedi. Kant'ın kitabı, pratik aklın eleştirisi. Var hocam dedim, hayır ola, gitsen onu yarın dedi. Olur dedim. Ertesi gün götürdüm kitabı. Hemen kitabın sen Kant'ı sevmesin ama. Aa, Kant'ı çok severim abi, rica ederim. En sonunu açtı kitabın Fatih. Bak dedi. Ne yazıyor biliyor musun? Kitabın sonunda hayatım boyu diyor iki şey beni saygı ve hayranlıkla doldurmuştur. Biri diyor yukarıdaki kainatta görülen ebedi doğal kanunlar. Bir de içimde gördüğüm ebedi ahlaki kanunlar. Bu ikisine diyor hayran oldum diyor hayatım boyu. Hocayı öldü, ceketinin cebinden bu çıktı Mehmet. Yazmış bunu. Yazmış ceketini. Çünkü neden? O da Alman ekolü. Evet. Cebine koymuş. Ahmet abiye dedim, abi dedim bunu dedim. Bu adamın mezarına yazalım. Bu dedim İhsan Bey. İhsan Bey'i anlatıyor. Hayatı boyu doğayla uğraşmış. Ahlaktan şu kadar sapmamış bir adam. Şu kadar ya. Böyle bir adamdı ya bizim hocamız. Yalan mı abicim ya? Mehmet bir sergi yaptı biliyorsun İTÜ hakkında. İlk eksponant İhsan Bey'di. Koymuş defterlerini bilmem nelerini bana filan araya. Şey, lambasını. Katır şeyi oturan olan şey de var. Evet. Eğri. Eğri var. Hoca bir şöyle bir şey demiş doğru mu? Karbon artışıyla birlikte son 30 yılda dünya üzerindeki yeşil alanların %18 oranında arttığına dair bir çalışma var diyor. Aslında son 200 yıla baktığımızda arazi kullanımında artış var %18 civarında. Yani insanlar sayısı arttıkça arazi kullanımı mecburen artıyor. %18 civarında. Tam tersi. Belki yanlış o bil yani yanlış anlam olabilir. 1700'lerden bugüne kadar bir %18 artış var. Bu da tabii beslenmeye bağlılar. Evet. Yayılıyor çünkü. Bu da tabii iklimi direkt etkiliyor.
yüzeydeki ısı bütçesi açısından değiştiriyorsunuz. Evet, şimdi nereye geçiyoruz? Nereden devam edelim? Bana bağlı kalmayalım isterseniz. Hayır, sen... Çünkü benim yapacağım... Sazı aldıktan sonra tamamen evet. Kendi çalmak istiyorum. Ben müdahale ederim merak etme. Hayır canım, rica ederim yani. Ben şeyi anlatmak istiyorum. Onun için buraya geçmeyi çok istemiyorum. Bu tayfunların kültürel etkilerini anlatmak istiyorum. Çünkü tarihte bunların, Fatih, inanılmaz izleri var ya. Tamam, devam edelim oradan. Edelim mi oradan? Evet. Tamam, peki o zaman... ben bir sürü kitap getirdim. Bir kere oradan başlayalım. Evet, üstüne bir şey dökücüyle dün patlıyor. Yok, merak etme. Şimdi sevgili seyircilerimize şuradan başlayalım. Bir kere iki tane kitap. Bunlar 1870'li yıllarda İngilizler Ninova'yı kazdılar. Ninova bugün Musul'un hemen kuzeyinde, bizim eski Koyuncuk köyümüz. Orayı kazdılar ve orada yeni Asur kralı, yani Asur İmparatorluğu'nun son döneminin son kralı Asurbanipal'in kütüphanesi bulundu. Bu kütüphanenin içerisinde 50 bin kil tablet vardı. Bu tabletlerin bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, Ön Asya Müzemizde duruyor. Bir kısmı British Museum'da, küçük bir kısmı da Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nde duruyor. Fakat bunları ilk okuyan George Smith diye bir adam. 36 yaşında ölmüş Fatih. Vallahi. Şimdi bu iki kitapta... Niye ölmüş? Halep'te ölmüş. Herhalde bir hastalık falan kaldı, bir şey oldu. Bu iki kitap George Smith'in kitapları. George Smith bunları okuduktan sonra tabii bomba etkisi. Yazdıktan sonra. Ha? Yazdıktan sonra. Yazdıktan sonra. Yazdıktan. Bomba etkisi yapıyor. Niye? Çünkü ne güzel baskı. The Chaldean Account of Genesis. Yani Kaldelilerin tekvin anlatımı. Yani Tevrat'ın ilk kitabı. Ama Perest şeyinde, çok tanrılı dinler çerçevesinde anlatılıyor. Ve diyor ki, yaratılışın anlatılması, insanın düşüşü, Adem'in kovulması, tufan, Babil Kulesi, ilk peygamberler, patriarklar zamanı ve Nimrut. Bunların hepsi buradan çıktı. Tabii daha önce bunlar zannediliyorduk, işte bunlar Tevrat'tadır. Bir de ortaya çıktı ki bunlar çok daha eski. Bomba tesiri yaptı. Şimdi burada milleti en çok ilgilendiren tabii tufan. Bu tufan neyin nesidir? Şimdi Tevrat'ı okursan tufanın işte bütün dünyayı kapladı. Bütün günahkarların öldüğü, işte Nuh'un şey yaptı. Sonra tekrar dünyanın şey olduğu, ne derler, canlılar. Suların çekildiği. Yani. Kur'an'da böyle değil mi? Kur'an çok ilginç. Kur'an sadece diyor ki bu Nuh kavmini etkiledi. Evet, böyle söyle. Nuh'un çevresini etkiledi. Dünyadan bahsetmiyor. Ve daha da ilginci şeyde diyor ki İncil'de. Pardon, peki, Tevrat. Özür dilerim, lafını kestim. Şimdi onun yazıldığı dönemde dünya ondan ibaret zannedildiği için öyle demiş olmaz. Hayır değil. Hayır değil. Çok ilginç. Burada Sümerlilerin bir hikayesi var. Kur'an'da anlatılan hikaye daha eski kaynaklara atıf yapıyor. Atıf yapmıyor tabii. Şudur, 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 şudur diyor. Fakat ona bakıyorsun, daha eski kaynakları görüyorsun. Şimdi bu Hititlere geçiyor. Bizim Türk Tarih Kurumu'nda kumar bir efsanesi. Hitit efsanesinde. Daha sonra Sümerlerin tabletlerinde, George Smith bunu Asurlulardakini bulduydu. Daha sonra Sümer tabletlerinde de. Yani daha da eski. Daha da eski. Şimdi 19. yüzyılda bu bir merak konusu oldu. Nedir bu tufan, neyin nesidir? Nasıldır? Edward Zeus
Yemiyor, içmiyor kardeşim. Şu elimde getirdiğim bu dört ciltlik dev eser, bu birinci ciltli birinci kısmı. Bunu gösterebilirsek, Das Antlitz der Erde, Arzın Yüzü. Bu, senin bayıldığın kitap. Ha, bu Fransızca'ya tercüme edilmiş, İngilizce'ye tercüme edilmiş, İspanyolca'ya tercüme edilmiş. İtalyanlar başlamışlar, bitirememişler. Tipik İtalyan işi. Birinci ciltte kalmış abi. Burada işte Zeus bir giriş yapıyor. Fakat ondan sonra ikinci bölüm Disintflut. Nuhtufa. Tamam. Bunu alıyor, inceliyor. Bir jeolog olarak inceliyor. Bu ne olabilir? Tamam. Ve çok ilginç. Bu kitaptan sadece bu bölüm ayrı baskı yapalım. Çünkü herkesi çok ilgilendiriyor. Şimdi birincisini alalım. Benim seride birinciyi alalım. Ha, şimdi ben gene burada biraz Mehmet'in de yardımını rica edeceğim. Şimdi sopayı versene bana, sen aldın eline sopayı, vermiyorsun kimseye. Estağfurullah. Şimdi sevgili seyircilerimiz, bu sıcak alanları daha önce gördük, daha detaylı olarak gördük Mehmet Bey'in slaytlarında. Şimdi bu sıcak alanlardan bu tropik fırtınalar gidiyor. Bakın kuzeyde sağa doğru dönüyorlar, güneyde sola doğru, saatin aksi yönüne dönüyorlar burada. Bu Coriolis kuvvetinden ötürü. Bu tayfunlar bunlar, hurricane'lar bunlar, meşhur. Edward Zeus'un yorumu şu, Zeus diyor ki, ben diyor şunu bir okuyayım. Nasıl anlatılıyor tufan? Vardığı neticeyi şimdiden söyleyeyim, sonra anlattıklarına geleceğiz. Zeus diyor ki buradan gelen bir tayfun Basra Körfezi'ne gelmiştir. Mehmet'in anlattığı storm surge, o fırtına kabarması dediği şey burada oluyor. Ve bütün şeylerde Sümer kaynaklarında, efendime söyleyeyim Asur kaynaklarında, Tevrat'ta ve Kur'an'da çok önemli bir nokta var. Sadece yağmur değil, yerden de su çıktı deniyor. Şimdi bu, işte bu storm surge, yani fırtına kabarmasını. O zaman şunu anlayabilir miyiz? Şimdi şu anda Hint Okyanusu'nda pek tayfun ürediğini görmüyoruz. Var, of. Var mı çok? Var. Niye vurmuyor buraları pek? Vuruyor. Ama hafif. Yani... Mesela şuralara çok ciddi bu. Yani demek ki o zaman yine bir iklim değişikliği söz konusuydu ki buralarda bunlar bak, oluşuyor. Onu Mehmet'e sormak lazım ama. Olabilir mi hocam? Yani ender de olsa o tür şeyler oluşuyor. Yani Arabistan'da sel bastı olur. Çok Mekke'yi çok sel basıyor. Evet, Mekke'yi, Medine'yi. Ama bu bambaşka bir şey tabii. Yani Basra Körfezi'nin kabarıp, efsane doğruysa ya da işte yazılanların doğru olduğuna yola çıkarak bunca kaynak verdiğine göre... Buradan kabaran su buraya kadar... Yok, oraya kadar gelmiyor. Oraya kadar gelmiyor. Oraya kadar. Şimdi, bundan peki nasıl oluyor, şimdi nasıl oluyor da Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nda veya hatta daha yukarıda olabiliyor? Daha yukarıda değil. Cudi Dağı'nda bile değil. Şimdi, onun nasıl olduğunu anlatacağım. Fakat bundan sonrakini alalım. Bir sonraki arkadaşlar. Yani iki numara. Sopanızı takdim edeyim efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bak, bu bugünkü coğrafya. Evet. Fatih. Şu Şattül Aram. Aynen. Tamam. Basra Körfezi'nin ucu. Bak şurada Fırat geliyor, burada Dicle geliyor. Bunlar klasik Sümer şehirleri. Fakat tufan efsanesi ortaya çıktığı zaman coğrafya böyle değil. Ha. Deniz daha geride. Dur bakalım, dur abi. Heyecanlanma. Bundan sonrakini alalım. 3 numara. Allah Allah. Şimdi bak, şehirlerimiz burada. Evet. Değil mi? 6000 sene evvel, yani 7. ve 6. bin yıllarda deniz bak nerede? Yaklaşık 20 kilometre mi daha içeride? Fakat hep öyle miydi? Bundan sonrakini alalım. 4 numara. Şimdi bak arkadaşım. 74 bin ile 24 bin yıl arası. Basra Körfezi'ne bak. Göller var. Evet, nehir gibi. Ha, bak şuraya bak. Ondan sonra baba 24 bin 14 bin yıl arası bu hiç yok. Son buzul çağının en şiddetli dönemi. Evet.
deniz seviyesi çünkü eksi 120'ye kadar düşüyor. Çünkü her şey buz olmuş. Tabii. Su yok, havada su yok. Evet. Şeye, kutuplara çekilmiş buzlar. Bak, bugünkü Ganj Ovası gibi. Görüyor musun? Büyük göller var. Şu nehirler işte bizim Dicle ve Fırat'ın devamı. Tamam. Şimdi burada insanlar yaşıyor. Arkadaşım, burada bir tufan olduysa bunun ananesi yaşar. İlkel toplumlarda bu ananeler çok yaşar. Değil mi? Bak, ondan sonra 14.000-8.500 yıl arası buzul erimeye başlıyor. Başlayınca... Bak bak bak. Ta kuzeye çıkıyor. Celal, belki şunu göstermek lazım. Tamam. Deniz seviyesi değişimleri var bende. Tamam. Mehmet. Buradan korele edebiliriz. Asıl kaç? Bakın şurada bir yerde olması lazım. 14. Bakalım. Mehmet, asıl 14'ü alalım. Bunu da korele edebilirsin. Deniz seviyesi, evet, değişimleri. Bakın. Ha, işte buyurun. İşte şu son 20 24 bin yıl deniz, soldaki en üstteki. Bakın ne kadar düşük. Çok 120 düşük. Metre yükselmiş. Evet. Evet. Bakmayın, yani eskiye göre çok fazla. Yani deniz suyu 120 metre yükselmiş. Evet. Buzul çağından sonra. Düşün ki bütün Basra Körfezi dedik ya, bugünkü Ganj Ovası gibi. Deniz yok. Marmara'nın yarısı yok. Evet, evet. Biz Marmara'nın kuruduğunu biliyoruz zaten. Yani Karadeniz'de kendi iç göl yani. İç göl. Evet. İç göl. Ve son, daha doğrusu 16 binle, 14 binle şeye bakın. Dediğiniz gibi 100 metrenin çok üstünde yani. Evet. Bir 6-7 bin sene içinde ciddi sıçramalar var. Ne biçim sıçrıyor? Bak, 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 bak. Hızla buzullar eriyor. Yani 8 bin sene, yani şurada çok hızlı. Aha. 20 binle 8 bin arası 12 bin, evet, sene içerisinde 100 metre yükselmiş, 110 metre yükselmiş. Ve düşün ne ki tufanlar, ne şimdi tufanlar. Biz atmosferi daha da zehirliyoruz diyeyim. Ya yani bundan daha beteri olabilir bundan yani. Bundan daha beteri. Mehmet biraz önce gösterdi, vum diye fırlıyor burası. Ama aslında aşağıda baktım. Aşağıda gör. Bir dakika, daha... bu felaket. 1880-2000 arası. Bu felaketi konuşmadan evvel bir reklam için duracağız. Tamam, peki. Nuh'a geliyor. Asıl felaket orada, mevsim. Yok, biz garibanız ya. Evet hocam. Şimdi deniz seviyesinin yükselmesini... Ondan önce okkalama seansımız var. Ha, öyle mi? Tabii. Peki. Buyur. Sana bir sürü sevgi, metiye falan filan geliyor. Ya çok teşekkür ederim. İki şey söylüyorlar. Bir, İlber Hoca ile söz verdiğiniz bir kitap vardı. Evet. Programa mecbur ara verdiğimiz dönemde kitapta kaynadı. İptal ettik onu. Evet. Hayır. Niye ettik bilmiyorum yani. Onun programı... Biz, o çünkü program bitti. Yazma ihtiyacı yani kalmadı. Onu söz verdiniz, yazın diye çok kızıyorlar. Haklılar. O zaman İlber'le konuşalım, onu tekrar programa alalım. O zor bir iş değil. Diğerlerini okuyayım. Yani diğer hepsini okuyayım, bir tane okuyayım. Diyor ki, Profesör Şengül'e yeteneğinizi çok sevdiririm. Lise 1. sınıf öğrencisiyim. Kendisinin kitaplarını ve makalelerini okudukça ilime sevgim arttı. Kendisine de hayranlık duymaya başladım. Arkasından onun tavsiyesi üzerine Popper'i okudum. Felsefeye bağlamaya başladım. Muazzam birisi, çok seviyorum, sevgilimi lütfen iletin diyor. Bu lise 1'de mi? Lise 1'de. Bak, rektörün yanında söylüyorum. Bu arkadaş liseyi bitirince İTÜ'ye gelsin. Eğer büyük adam olmak istiyorsa yol bizden geçiyor. Buyursun, gelsin. Bunu da tekniğe söyleyelim. Celal Bey'i dinlerken yankı duyuyoruz. Seda Sayan konserine döndü program diyor. Seni bir hanımefendi sanatçıya benzettiler hocam. Efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar yani. Sabah kadın programı yaparsın artık. Yaparız abi, ne olacak? Depremler önceden bilinecek mi diye bir sual gelmiş. Hayır. Ne yazık ki hayır. Yani bunu bilebilsek çok iyi olacak. Peki, fakat bir gün oraya gelemeyecek mi bilim? Bilemeyiz. 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 Ama şimdilik ufukta gözükmüyor, onu diyeyim. Şunu daha önce konuştuk ama yine çok onunla ilgili soru var. Yoğun yerleşim birimleri iklim üzerinde etkili oluyor mu diye, etkili olmadığı söylenmiyor. Aa, yok yok yok, bunların bir modelleri var. İstanbul, anlatsana Mehmet onu. O zaman resim göstereyim onu. Kentin kendine değil, genel iklime etkisi var mı? Dünyaya. Çok da değil şu an. Çok değil. Ama arazi kullanımı daha çok etkiliyor. Tabii. Yani yüzeyin değişmesi, evet, daha büyük alanların, tarımsal alanın, evet, açılması. O etkiliyor. Yani etkiliyor. Kent, bütün total iklimi, yani kentin kendi içindeki... Lokal iklimi etkiliyor. Etkiliyor ama şeyi etkilemiyor. Evet, devam edelim.
Şimdi deniz seviyesi yükselmelerini aldık. Bundan sonraki 3, 5... Bu arada özür dilerim, şunu da söyleyeyim hemen. Mesela şurada yaklaşık ne kadar? 2120 yıl mı bu? 120 yıllık süreç içerisinde 20 santim yükselmişsiniz. Bu yüzyıl sonunda 1 metreyi bulması bekleniyor. Fakat yani gene, önceki hani, 83 senede. Yani gene dediğim gibi Mehmet'in yanında bana şey yemek düşer ama iklim modellerinin beklediğinden hızlı değişimler oluyor değil mi Mehmet? Şimdi bizde bir sürü senaryo var. 4 tane tip senaryo var. Business as usual dediğimiz aynen böyle devam ederse. İyimser senaryo, kötümser senaryo. Böyle 4 senaryo en kötümser senaryoya göre aslında modellere göre onlar daha hızlı yükseliyor. Ama bu şeylerde hemen hemen birbirine... Şimdi modelleme de aslında kendi içinde model. Bir sürü varsayıma dayanıyor. Yani en iyi model aslında en basit model. Yer küreyi ciddi anlamda temsil etmek lazım. Çok İçinde zor. Bir sürü ciddi fizik problemleri var. Ölçek problemleri var. Şimdi hava tahmini de bir model aslında. İklim de bir model. Yani özellikle İstanbul'un havasını tahmin etmek çok zor. Çok zor. Niye? Çok karmaşık. Topografisi, denizleri. İki ayrı deniz. İki ayrı deniz, bir boğaz. İki evet. denizi iki farklı, aynı Aynen. denizi iki farklı Aynen. yönden alıyor. Bir kuzeyden alıyor, bir batıdan alıyor aynı denizi. Bir doğudan yani, alıyor. Yağmurun yağacağını tahmin edebilirsiniz bir yere kadar ama ölçeğinin ne kadar olacağını çok kısa süreye yaklaştığı zaman ancak kestirebiliyorsunuz. İngiltere kolay. Dümdüz, Putin. Flat bir yer. Yani dağ torku yok. Yani dağların yarattığı bir türbülans yok. Yani sistemi etkilemiyor. Morfoloji etkilemiyor ama İstanbul öyle değil. Hani laf doğru yani. İstanbul'un doğru. havasına ve kızına göre olmaz lafı. Kız tarafını bilmez ama havası tarafı doğru. Aramızda kimin olmasını isterdim şimdi biliyor musun? Mehmet İstanbul'da topografyası falan denizlere dedi de. Rahmetli Sırrenç. Değil mi abi? Bir gün Fatih. Benim hocam John Dewey ile biz araziye gittik. John Dewey arazide yanıma geldi. Sırrı Bey ile gittik. Yanıma geldi. Bu dedi coğrafyacı değil mi? Dedi evet dedim. Ya dedi bu adam dedi. Benim dedi gördüğüm en iyi arazi jeologlarından biri dedi. Dedim evet abi öyle derler dedim. Bunu işte Nusret, ben, Mehmet falan konuşuyoruz. Mehmet dedi ki vallahi dedi jeologluğunu bilmem ama dedi atmosfer konusunda Türkiye'de en rahat konuştuğumuz adam dedi. Şimdi devam edelim Fatih'ciğim. 5 numarayı alalım. Sopanı verir misin? Teşekkür Buyurun. Ederim. Benim 5 numara. Bu 4'tü, 5'e geçelim. Ha, şimdi bakın arkadaşlar. Biraz önce dedik ya Asurbanipal'in kütüphanesi bulundu. Nerede bulundu? Bakın şurası Musul. Bunun hemen kuzeyinde Ninova. Ninova bir eski Koyuncuk. Eski adı Koyuncuk buranın. Burada İngilizler kazı yaptılar. İlber gelebileydi, İlber'e bir şey soracaktık. Bu İngilizlerin buradaki arkeoloji faaliyetlerini soracaktık. Nasıl çalıştılar, hangi izinlerle çalıştılar, nasıl yaptılar falan filan. Bundan sonrakini alalım. Peki, bir dakika almayalım. Bir dakika, almayalım. Şimdi az önce verdiğin şeyde buralar da küçük gölcükler vardı. Ama ne zaman? 24 bin yıl önce. Değil mi? 6 bin yıl önceye gelince bütün burası deniz. Deniz buraya kadar geliyor. Buraya kadar geliyor. Buraya kadar geliyor. Evet. Ve bu nehirler yine aynı yerde. Yine aynı yerde devam ediyorlar. Tamam. Onu söyleyeyim. Bundan sonrakini alalım. Şimdi bundan sonrakiler yani 6 numara. Bakın bugün Ninova'nın bugünkü hali. Sayın seyircilerimiz. Çok acıdır. Tatsız olaylar cereyan ediyor biliyorsunuz bugün burada. İşit falan. Evet, insanlığın büyük hazinelerinden biri bu. 7 numarayı alalım. Ninova'nın meşhur Arat Kapısı. Bakın kerpiçten yapılmış hala ayakta duruyor. Bu Arat Kapısı... Kaç senelik bu? Bu 6000-7000 senelik ve çok zarar gördü bu son savaşlarda Peki, maalesef. Bu duvarlarda 6000 senelik var mı yok? Var tabii kerpiç duvarlar. 8 numarayı alalım. Arat Kapısı'nın bir başka görünümü. O betonu yapmış. Bakın yanında evet yanında betonu dikmiş herif. Ninova'yı koruyorlar beton. Yani yuh yani abi ne diyeyim. Yıkılmasın yapmışlar belki. Yok canım ya. Şuraya bak ya Allah aşkına. Bu katıldır bu. Bu yani şeydir.
ne derler, şeye saldırıdır. Katliam. Katliamdır yani bu. Katliam bu katli kültürdür bu. Ammeye dokunmuyorsun da kültüre dokunuyorsun. Ne oldu IŞİD'de Palmira'yı yakıp yıkmadı mı? Ya sorma sorma yani çok acı şeyler bunlar. Bundan sonrakine bakın bu da Ninova'nın duvarları, bunlar kazılmış bulunmuş. Bunlar restore edilmiş kısmı. Şu gördüğünüz yol 3 tane savaş arabasının yan yana gidebileceği genişlikte. 3 şaryonun yan yana gidebileceği genişlikte. Buraya kadar ben yokum, bundan sonraki yer benim yerim. 10 numarayı alalım. Bakın Assurbanipal'in kütüphanesinden bir köşe. Bunun içinde bulundu bu şeyler. Kil tabletler. Sayın rektörümüz de böyle itiye böyle yeni bir kütüphane yaptırıyor. Biliyorum. Çok daha farklı. Çok daha farklı oluyor. Biraz daha farklı olacak herhalde. Hocam herhalde Ütülü mimarlar bedava yapıyor değil mi kütüphaneyi? Proje parası almıyordur herhalde. Yok almıyor. Kimin yaptığını biliyorum, yakasına yapışırım vallahi. Efendim 11 numarayı alalım, kütüphanenin sahibini görelim. Bu Asur kralı Assurbanipal, milattan önce 668-627 yıllar arasında hüküm sürmüş ve son kralı yeni Asur'un. Fakat ondan sonra dedik ki burada İngilizler çalıştı, Assurbanipal'in kütüphanesi bulundu. Şu iki kitaptan bahsettiydik Fatih'cim. Evet. Şu iki kitaptan bahsettiydik. George Smith'in kitapları. Evet, George Smith'i görelim bundan sonra. 1846-1876 bakın. 30 yaşında gitmiş adam. Ve orada bunu yazmış. İki tane koca kitap. Ve çivi yazısını söküp okumuş. Ve dinler tarihini, bilim tarihini. Evet, evet, evet. Bravo. Bundan sonra 13 numaradaki meşhur şeyin okuduğu, George Smith'in okuduğu tufan tabletleri bunlar. Gilgamesh destanı içerisinde alınmış tufan tabletleri. Şu arka yüz, bu ön yüz. Bu tufan tabletlerinin okunduğu kitabı, şu kitap biraz geliyor. 14 numarada. Bu da ilk sayfası. Size okumuştum daha önce. 1876. Evet. Zaten kitaptan sonra hemen ölmüş. Evet. İşte bir Halep'e gitmiş. Herhalde araştırmalar devam ediyor. Halep'te bir hastalık kapıp vefat etmiş. Ya da çok kebap yedi belki ondan gitti. Olabilir abi tabii bilemiyorum. Yani bana bakıp söyleme bunları. Ben kebap sevdiğimi biliyor, onun için sokuşturuyor bana. Birazdan dürüm getireceğim onu. Bundan sonrasını alalım. 15 numara. Bakın arkadaşlar. Bu bir silindir mühüründen alınmış. Silindir mühür demek küçük silindir şeklinde mühürler var. Bunu kilin üzerine koyup yuvarlıyorlar. Evet. Bu çıkıyor. Bakın burada gemi, burada Atrahasis oturuyor. Atrahasis Babilli Nuh. Sümerlerde bunun adı İzdumar. İbranilere geçince Nuh oluyor. Noah oluyor. Araplara geçince Nuh oluyor. Bakın bu Nuh'un gemisi. Bu Cudida. Çok ilginç, bu George Smith'in kitabından alınmadır. Dediğim gibi, Tevrat der ki, Ararat ülkesinde karaya oturdu gemi. Ararat ülkesi Ağrı Dağı değildir. Peki Amerikalılar niye Ağrı Dağı onu? Cahil oldukları için. Yoksa ajanlık faaliyeti mi? Hayır hayır, olabilir tabii, onu bilemiyorum. Ama cahil bu heriflerin çoğu. Ararat Urartu'dur. Yani bütün Doğu Anadolu'dur. Dolayısıyla Tevrat çok daha genel bir yer verir. Kur'an, bak burası Arap platformu. Arap platformundan ilk yükselen dağları Kur'an tufan dağı olarak şey yapmıştır, belirtmiştir. Yani bütün Arap ovasını su basıyor. Bu Kur'an'ın yorumudur. Yani Kur'an'ın yorumu çok ilginç, tufanın mahalli olduğu. Bunu unutmayalım. Şimdi tufan ne yaptı? Önümüze alalım.
Bir tarafta Edward Süss var. Edward Süss'ün ilk dediğimiz gibi şeyinde, ne derler, ikinci bölümünde karşımıza bu çıkıyor. Fakat pek çok tufan hikayesi var Orta Doğu'da. Çok. Yunanlılarda da var. Bu kitap 2001 senesinde, 2003 senesinde pardon, benim yazdığım bir kitap. Bu büyük ölçekli taş küre yapılarını anlatıyor. Tabii bu büyük ölçekli yapılar nasıl oluşuyorlar, bunu bilebilmek için deniz seviyesini biz kullanıyoruz. Fakat deniz seviyesi sabit mi, değil mi? Değil. Değil mi? Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Burada sayın seyircilerimize gösterebilirsek, bunun hepsini tabii okuyamayacağız ama bak şurada Sümerlilerin tufan efsanesi, Akkadların tufan efsanesi, Atrahasis efsanesi, gene Akatlıların Gılgameş efsanesi, ondan sonra Tevrat, ondan sonra Yunanlıların Doykalion, bu Doykalion'un alternatif bir anlatımı. Ben bütün bunları şöyle yaptım. Birbirine denk gelen bütün ifadeleri aynı satırda topladım. Dikkat ederseniz her ifade her efsanede yok. Belki farklı tufanlar, farklı zamanlar. Hayır, tam tersi. Tam tersi. Öyle mi? Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Ve daha da ilginci, ben bunların bazılarına bakın renk kodları verdim. Hı hı. Mesela Kur'an'da olmayan fakat Sümer, Akat efsanelerinde olan ısrarla güney rüzgarı yaptı diyorlar. Şimdi biraz önce şeyden bahsettik ya biz, fırtına kabarmasından güney rüzgarı etkiliydi diyorlar. Ben bunların hepsini renk kodları verdim bunlara. Değişik renk kodları verdim. Yağmura başka bir kod verdim. Rüzgarlara başka bir kod verdim. Ve oturdum bunları korele ettim Fatih. Bak kaç sayfa sürüyor bu. Bunlar da kaynaklar. Şimdi bunu yaptığın zaman bakıyorsun ki Orta Doğu'daki tufan tek bir olay anlatıyor. Tek bir olay mı? Tek bir olay. Sümerli de aynı şeyi anlatıyor. Akatlı da aynı şeyi anlatıyor. Babilli de aynı şeyi Peki, anlatıyor. Peki mesela Yunanlıların hikayelerindekinin Akdeniz'de gene bir tsunami olduğu hatta... Hayır kardeşim. Değil mi? Hayır. Çünkü birebir benziyor. Belli ki bu otokton bir gelenek değil. Yani yerli değil. Bu alınmış bir gelenek. Refere edilmiş bir gelenek. Orta Doğu'dan geliyor bu gelenek. Peki. Tek kaynaktan türemiş yani. Tek kaynaktan türemiş. Ve o kadar ilginç ki bak mesela geçenlerde yeni bir tablet bulundu. Tufanla ilgili gene. Nuh'tan önce ama. Eski ya bu Sümer şeyleri. Mehmet bunu özel bir adam satın almış bir yer. British Museum'a götürmüş, yazmış, ben böyle bir şey satın aldım. Kim bilir kim kaçırdı Orta Doğu'dan. Irving Finkel'in eline geçmiş bu. Finkel bir bakmış, ana tufanı anlatıyor. Tabletler mi? Yeni bir tablet. Şimdi. Bizim Walter Pitman'ın anlattığı başka ne olur? Efendim müsaade, sayın rektör biraz sabır. Tamam. Geliyoruz abi, geliyoruz Walter Pitman'a da. Şimdi benimki nereye gitti? Vereyim mi? Benden. Al. Evet bundan bir dakika çocuklar. Şimdi şeyi alalım. 16 numarayı. Ha. Şimdi bu bir tufan efsanesi var. Bu tufan efsanesi. Bu uzun yaşamış. Evet, bu Sebastian Münster meşhur. Bu tufan efsanesi Orta Çağ'da da, tabii Avrupa'da da olsun, İslam aleminde de olsun, dinlerin egemen olduğu yerlerde gerçek bir tarih olarak algılanmış. Avrupalılar Tevrat kökenli oldukları için bütün dünyayı su bastı, bütün dünya kaplandı. Müslümanlar Kur'an kökenli oldukları için daha mahalli bir felaketti. İşte bu Tanrı'nın insanları cezalandırmak için Nuh kavmine gönderdiği bir belaydı diye yorumlamışlar. Pek bilimsel tartışılmamış. Fakat ilginç olan şu.
Şimdi bu Rönesans'ta yayınlanmış bu meşhur kozmografi 1450 senesinde yayınlanmış bir kitap. Sebastian Münster, Basel'de yaşayan, Tübingen Üniversitesi'nde yetişmiş bir İbranice ve coğrafya profesörü. Tübingen Üniversitesi'nde de çalışmış, Basel'de de çalışmış. Bu kitabında bundan sonrakini alabilir miyiz? 17 numarayı. Bakın, Fonteilung des Meeres. Şurası, denizlerin ayrılması. Fonteilung des Meeres, eski Almanca. Eski Almanca. Burada Nuh tufanını anlatıyor. Tufan neticesinde diyor denizler ayrılmıştır. Hangi denizler? Bütün işte okyanuslar, o zaman bilinen. Ama denizler. Daha da eskiye gidiyor. Evet, evet. Şimdi bundan sonrasını alayım. 18. Bu bizim ağababamız. Modern jeoloji kuran adam bu. Steno diye bilinir. Stenonius. Niels Stensen Danimarkalıdır. Bu yazdığı kitap meşhur Intrasolidum, De Solido Intrasolidum Naturaliter Contento. Doğal bir şekilde katılar içinde bulunan katılar. Fosillere bakıyor adam. Diyor ki bu fosil nasıl girmiş taşın içine? Diyor ki bu taş. Çünkü bu doktor şeyi biliyor. Sedimentasyonu biliyor mesela idrarda ve kanda sedimentasyon biliniyor o zaman. Yani bu 17. yüzyılda sedimentasyon biliniyor mu? Daha eskiden bir 14. yüzyılda, 15. yüzyılda biliniyor sedimentasyon. Bu da doktor. Diyor ki bu kayaların içine diyor fosil dediği de köpek balığı dişi. Köpek balığı dişleri Floransa'da eczanelerde satılıyor. Ve bu neyse efendim diyorlar bu seks gücünü arttırıyor. İşte ne diyor? Ha anladım diyor. Kendine diyor ki ulan diyor bu köpek balığı dişi. Çünkü büyük bir köpek balığı bir meşhur karkaryas tipi yani beyaz köpek büyük balığı. Beyaz. Büyük beyaz. Livorno'da sahile vuruyor. Köylüler hemen düke götürüyorlar. Medici düküne Floransa'ya diyorlar. Dük hazretleri meraklıdır böyle şeyleri topluyor. Düke götürüyorlar. Dük de doktorunu çağırıyor Steno'yu. Al incele şunu diyor. Steno beyinle ilgili o zaman. Hayvanın beynini açıyor. Kas sistemini inceliyor. Fakat dişler dikkatini çekiyor. Ben diyor bunları bir yerde gördüm. Eczanelere gidiyor. Diyor kardeşim bunları nereden topladınız siz diyor. Efendim diyorlar çevredeki taşlardan. Floransa bana gösterir misiniz? Tabii diyorlar. Alıyorlar bunu götürüyorlar. Tabakaların içinden tersiyer yaşlı köpek balığı dişleri. Steno alıyor bunu. Şimdi ilginç bir sorun. Ulan köpek balığı iyi. Bu köpek balığı da taşın içine nasıl girdi? O zaman diyor ki bu taş taş değildi. Bu hayvan denizde yaşıyordu. Denizin dibinde sedimentasyon oluyordu. Sedimentasyon da bunlar birikti, birikti, birikti. Yani jeolojideki sedimentasyonu bu adamı buldu. Bu adam icat ediyor. Stratigrafiyi bu adam icat ediyor. Bu inanılmaz bir herif. Fakat şimdi bu adam aynı zamanda da son derece dindar bir adam. Evet. Şimdi bütün bunlar nasıl oldu abi? Bugünkü manzara nasıl ortaya çıktı? Bundan sonrasını alalım. Steno diyor ki, bu onun fikrine göre Floransa'nın bulunduğu Toskana'nın gelişmesi. Şimdi ilk başta diyor, Tanrı dünyayı yarattığı zaman her taraf sularla kaplıydı. Değil mi? Tevrat öyle başlıyor. Her taraf sularla kaplıydı. Dolayısıyla diyor, burada gördüğümüz tabakalar oluştu. Sonra diyor, yerin altındaki sular veya ateşler alttaki tabakaları yok etti. Dolayısıyla üstteki tabaka çöktü. Böyle eğimli tabakalar oluştu. Ondan sonra Nuh tufanı oldu. Yeni tabakalar oluştu. Şimdi bak şu tabakaların ilişkilerine bak. Diyor ki burada diyor açısal bir uyumsuzluk var. İlk defa Steno açısal uyumsuzluğun önemini fark ediyor. İki değişik olay gösteriyor. Önce bir çökelme olmuş, sonra bozulma olmuş, sonra yeni bir çökelme olmuş. Nuh tufanında oluşmuş olan çökellerin de diyor altı oyulmuş, burada olduğu gibi. Onlar da çökmüş, ondan sonra da bugünkü nehirlerdeki alüvyonlar oluşmuş. Şimdi burada çok ilginç bir tarihsel jeoloji var. Adam kutsal kitapta, yani Tevrat'ta anlatılan hipotezi alıyor, bunu gerçek kabul ediyor. Bilimsel hale getiriyor. Bilimsel hale getiriyor. Tamam mı? Şimdi
Bundan sonrasını alalım. 20 numara Thomas Burnett. Bu bir İngiliz bilim adamı. Bir şey yazıyor. Arz tarihi. Fakat bu da kutsal. Evet, kutsal. Şimdi bak, bu arz tarihinde burada Tanrı dünyayı yarattı. Dünyanın üstü dümdüzdü. Cennetti çünkü. Adem, Havva burada yaşıyorlardı. Fakat ondan sonra günahkar oldular, kovuldular. İnsanoğulları günahlar işledi. Tufan geldi. Bütün dünyayı sular kapladı. Bak şu Nuh'un gemisi. Bütün dünyayı sular kaplarken dünya deforme oldu. Onun için denizler ve karalar ayrıldı. Şimdi gidelim Sebastian Münster'in fikrine, denizlerin ayrılması diyor diye, buyurun. Ondan sonra da diyor... Peki bu Münster okumuş mudur? Ha? Münster kesin, okumuş mudur? Kesin. Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim Fatih, bu çok ilginç. Bizi de üzecek bir şey aslında. Bir gün Doğan Kuman Hoca, bizim arabada gidiyoruz. Yani Cevdet'i tanıyorsun, benim şoförüm. Bulgaristan'dan gelme, 5 dil bilen bir herif. Doğan Hoca dedi ki, Cevdet dedi, siz lisede Shakespeare'i okudunuz mu dedi. Okuduk hocam dedi. Doğan Hoca döndü bize, bakın dedi, Avrupa bir kültür dedi. Bulgaristan'daki adam Shakespeare'i okuyor. Cambridge'deki adam Tolstoy'u okuyor. Moskova'daki adam Jean-Jacques Rousseau'yu okuyor. Biz dedi bu kültürün parçası olamamışız. Bizim dedi sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Bu bir kültür. Bu adamların hepsi birbirlerini okumuşlar. Biz bırak Avrupa'yı, kendi kültürümüzü bile okumuyoruz. Bundan sonrasını alalım. 21 numara. Şimdi 21 numarada bakın, 1731'de Johann Jakob Schoechter, bu bir İsviçreli. Schoechter diyor ki... Bu da kutsal. Şimdi, Schoechter bak çok ilginç bir şey yapıyor. Schoechter diyor ki, Tanrı'nın bize gönderdiği kitapla Tanrı'nın yarattığı çelişemez. O zaman diyor, ben diyor, kutsal kitabı doğa bilimleri açısından açıklayan bir kitap yazayım. Fatih, bu her bir cildi bu kalınlıkta 3 cilt devasa bir kitap. Kutsal fizik. Kutsal fizik. Buna bir de Kupferbibel deniyor. Yani bunun her sayfası resimli. Zamanında ne kadar pahalı olmuş olabileceğini düşünebiliyor musun? Her sayfası bir bakır baskı. Şimdi. Bakır mı taş mı acaba? Ha? Bakır baskı mı taş baskı mı acaba? Bakır. Kupfer bak. Kupferbibel. Şimdi bak. Thomas Burnett'e dönüyor Schoechter. İşte bak diyor, dünyamız mükemmeldi. Tanrı dünyayı yarattığı zaman işte bütün çökeller böyle gayet güzel çökeldiler. Her yerde aynıydılar. Ondan sonra tufan oldu. Dünyamızın şekli bozuldu. Fakat ilk çökelen sedimanlar bak süreklilik arz ediyorlar. Ondan sonra çökelen sedimanlar havzalarda çökeldi. Birbirlerinden kopuk kopuklar. Fakat bu kopuk kopuk olanlar tufan çökelleridir. Ondan önce süreklilik arz edenler ilk yaratılışın çökelleri. Bak bir stratigrafi çıkıyor. Ve ilk defa insan oğlu şunu düşünüyor. Kayalar birbirleriyle deneştirilebilir. Yani ne demek? Yani Amerika'daki bir kayayla Almanya'daki bir kayanın aynı yaşta olup olmadığını bilebilirim. Nasıl bilebilirsin? Bir hipotez kullanıyorsun. İlk kullanılan hipotez dinin sana verdiği hipotez. Bunu kullanıyor. Bunu kullanarak başlıyor harita yapmaya dünyada. Tamam. Mesela Lehmann diye bir adamcağız oturuyor Almanya'daki içerisinde maden bulunan ve bulunmayan şeyleri ayırıyor. Tabakaları ayırıyor. Maden bulunan tabakalar yaratılış, ondan sonrakiler Nuh tufanı. Tamam. Şimdi 22 numarayı alalım. Bakın bu çok ilginç. Çünkü bu ucu bize dokunuyor bunun. Bu gördüğünüz Carl von Linne. Yani biliyorsunuz ikili sınıflamayı icat eden adam. Cins ve tür olarak mesela biz homo sapiensis, değil mi?
bu tür mesela efendim kedi değil mi veya köpek canis familiaris gibi şeyler bu icat etmiş ona. Hmm. Fakat bu aynı zamanda da üniversite hocası. Doktora yaptırıyor. O zaman çok ilginç, doktora talebesi sunum yapmıyor. Doktorasını veriyor. Hocası yapıyor sunumu. 1744 senesinde Line bir konferans veriyor. Alexander Karamişev adlı öğrenci doktorasını alıyor. Onun yerine bu şey yapıyor. Doktorayı sunuyor. Doktorayı sunuyor. Ve genişleterek sunuyor. Orada da diyor ki, şimdi diyor Adem cennetteki bütün canlılara isim verdiydi. Bu kadar çok hayvan bir gemiye sığmaz. Dolayısıyla diyor Nuh'un gemisini biz diyor mecazi olarak yorumlayalım. Bence diyor Nuh'un gemisi denen şey diyor bir dağdı. Çok yüksek bir dağ. Bu diyor cennetti. Çünkü bu dağda bütün iklim kuşakları temsil ediliyordu. Kutup en tepeden, en soğuktan aşağıda en sıcağa kadar. Bu dağ diyor Orta Asya'daydı. Bu da Karamişev'in araştırmalarına göre dayanıyor. Fakat diyor tufan oldu. Tufan olduğu zaman deniz seviyesi yükseldi. Bütün hayvanlar tepeye toplandılar, öyle kurtuldular. Ondan sonra çekilince sular bu tufan dağından insanlar ve hayvanlar dünyaya yayıldı. Şimdi sevgili arkadaşım, bu 18. yüzyıl. Bu fikri ilk kim ifade ediyor biliyor musun? Sıkı dur. Bizim Urfalı Aziz şey neydi adamcağızın adı şimdi aklımdaydı. İlk Katolik azizlerinden. 4. yüzyıl meşhur. Efraim. Aziz Efraim. Aziz Efraim diyor ki ve ceza gününde tufanın dalgaları ancak ayaklarına ulaştılar senin diyor. Cennet dağını tasvir ediyor. Aynı şey. Şimdi bu anlattı ya nasıl oldu işte canlılar yayıldı. Bilim, bu bilimsel. Ama kutsal kitaba dayanıyor. De Guigny, Collège de France, Çince profesörü. De Guigny, 5 ciltlik bir kitap yazıyor. Moğolların, Türklerin, Tatarların tarihi. De Guigny diyor ki, aslında diyor tufan dağı Toros'tu. Ama Toros derken Türkiye'den Himalayalara kadar kastediyor. Olduğu gibi Eratosthenes'in Toros'unu kastediyor. Burada diyor sular çekilirken bir grup insan güneye geldi. İşte bunlar Samiler, Hint Avrupalılar, Çinliler. Bir grup insan kuzeye gitti. Kuzeye gidenler Cermenler, Türkler. Tamam mı? Ve diyor buradan yayıldılar dünyaya. 1928 senesine geliyoruz. Hüseyin Cahit Yalçın bu kitabı Türkçe'ye tercüme ediyor. 18. yazılmış kitabı. Atatürk'ün kütüphanesine gitti. Bu kitap orada duruyor. Atatürk bu kitabı okumuş, not almış. Atatürk'ün tarih tezini hatırla. Oradan çıkıyor. Line'den çıkıyor. Aynen, oradan çıkıyor. O kadar ilginç ki. Ve tabii Atatürk'e ilginç geliyor bu. Atatürk bunu hemen ortaya atıyor, bunu inceleyelim falan filan diyor. Ama Köprülü, Zeki Velidi falan gibi adamlar diyorlar ki, yani iyi güzel de saçmalamayalım diyor. Diyorlar, böyle bir şey olamaz. Atatürk ya bunu inceleyelim diye en sonunda kendi de fark ediyor ki bu zırvadır ve vazgeçiyor bundan. Fakat ilginç olan bak nereye kadar etki ediyor? Nereden başlıyor bu? Sümer'de başlıyor be. Bir mahalli fırtına kabarması olayı bu. Bir tayfun. Bundan sonrasını alalım. Hocam arada ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi birisi yollamış Sivas'tan. Diyor ki Sivas'ta 1650 metre rakımda Sivas İmranlı'da bir köyde biz deniz canlısının toprak içerisindeki fosilini yollamış. Miyosen yaşlı, evet var. Diyor çok ki önemli. Tufan mıdır? Hayır. Hayır. O zamanki Tetis'te değil. Oradan yükselmiş. Eski bir okyanus. Sonra tabii Türkiye sıkışmış, bunlar yükselmişler falan. Şimdi bakın burada George Cuvier'in niye yarısı çıktı bilmiyorum ama bu adam
19. yüzyılın en büyük adam bilim adamlarından biri. Şurada gördüğünüz meşhur John Martin'in tufan tablosu. Cuvier eski fosilleri inceliyor. Ve bakıyor ki belirli düzeylerde belirli hayvan toplulukları birdenbire kayboluyor. Yenileri geliyor yerine. Onun üzerine Cuvier diyor ki herhalde diyor büyük afetler oldu. Bu afetler neye benzer? Bunu fosillerin yaşlarından mı çıkartıyor? Evet, şeylerinden birbirlerine nazaran kim altta kim üstte. Tabii alttakiler daha yaşlı. Burada diyor bunlar yaşarken büyük bir afet oldu. Bunlar hep öldü. Ondan sonra yerine yenisi geldi. Ondan sonra büyük bir afet oldu, yerine yenisi. Dolayısıyla Cuvier diyor ki bir değil birkaç tufan olayı var geçmişte. Ama en son tufan işte Nuh tufanıdır. Bak 19. yüzyılın başına geldik. Peki Nuh tufanın tahmini yılı ne oluyor bu bütün bunlara göre? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Hiçbir zaman bilemeyiz. Şimdi Cuvier ile geldik mi 19. yüzyılın başına? Cuvier'in belirli fosil gruplarının, belirli taş grupları içinde bulunduğu fikri bugün bizim biostratigrafi dediğimiz jeolojinin en temel kuramlarından biri. Görüyor musun şeyin önemini? Sürekliliğin, geleneğin önemini. Şimdi bundan sonrasını alalım. Bak geldik 1830'a geleceğiz. 1829-1830 çocuklar 24 daha bak. Recherche sur quelqu'un de révolution de la surface du globe. Elie de Beaumont. Ne diyor? Dünya yüzeyinin bazı devrimlerinin araştırmaları. Bundan sonrakini alalım. Yeryüzünün bazı devrimleri üzerine araştırmalar. Şimdi bak burada bu uzun bir makale. En son bak. Deluge historique. Tarihi tufan. Nuh tufanı. Apparition de la Cordillère des Andes. Soru işareti. Bu acaba diyor Ant dağları birdenbire yükseldi. Bütün dünyayı çevreleyen tsunamiler oldu. Oldu. Bu öyle mi oldu acaba diyor. Ama o kadar eski değildir herhalde. Ondan sonrakini alalım. Ve geldik Zeus'e. Senin adama geldik. Benim adama geldik. Şimdi. Geç. Ben Almancasını beraber... Sen bunu mu çok seversin, Cuvier'i mi daha çok seversin? Bu abi bu çok büyük, bu çok büyük, bu çok büyük bir adam. Ama yani öyle mukayese etmek mümkün değil. Çünkü Cuvier olmasaydı... Hangisi daha iyi demedin. Sen hangisi daha çok seversin dedim. İkisini de çok severim. Ya, ayırmıyorum. Yani ya bu bilim adamları sen akraban, eşin, dostun, aileden biri falan gibi görüyorsun. Evet abi ya. Ya Cuvier, Fatih. Ya işte seninle beraber gideceğiz. Ben seni o bahçede dolaştıracağım. Adamın evini göstereceğim sana. Çeşmesini göstereceğim. Sokağını göstereceğim. Laboratuvarını göstereceğim. Evinin önünde Büfon'un diktiği ağacı göreceksin. Evini otel yapmamışlar mı? Hayır abi. Hadi ya. Bunlar hiç bilmiyor bu Fransızlar bu işi. Ya evinin önünde ders verdiği amfiteyatr hala şeyin Museum National d'Histoire Naturelle'in konferanslarını yaptığı yer. Bunlar salak hakikaten. Abi ne bina çok güzel otel olur orası şahane. Allah cezanı vermesin. Neyse geçelim çocuklar ortalığı kirletmeden bu arkadaş. Bak bu Fransızca tercümesinden aldım. Le Deluge. Zintflut da Almancası hatırla. Le Deluge. De Margerie bunu tercüme etmiş. Bu De Margerie de müthiş bir herif. Argan buna diyor ki Le Prince de Bibliographe diyor. Bibliografların prensi. Zeus nerededir? Zeus Avusturya. Avusturya. Bundan sonrasını alalım. İşte size biraz önce gösterdiğim kitap. Antlitz'te Erde'den ayrı baskı yapılan tek bölümdür. Çünkü herkesi ilgilendiriyor. Papası da ilgilendiriyor, bilim adamını da ilgilendiriyor. Bundan sonrasını alalım. Geldik Mehmet'in dediğine. Şimdi bak, Fatih. Ne dedik? Dicle ve Fırat'ın alt çığırlarında meydana gelmiş bir tufandan bahsettik. Benim inancım o ki hala esas tufan odur. Oradan geliyor bu şeyler. Fakat Karadeniz'in afet halinde dolması şeklinde bir hipotez ortaya atıyor sevgili dostlarımız Bill Ryan ve Walter Pittman.
Bunlar Mehmet'in de dostlarıdır, benim de dostlarım. Az vakit geçirmediler bunlar bizimle. Hatta şu gördüğün kitap var ya, Navas Flood. Hı hı. Burada arkadaşımız Mehmet Sakınç'a teşekkür vardır. Mehmet bunlarla beraber çalıştı çünkü. Mehmet biliyorsun emekli oldu. Biliyorum. Fakat karısı eve istemiyor. Bu Mehmet, o Mehmet'e demiş, abi. Ne istiyorsun? Para istiyor musun demiş. Mehmet hayır demiş. Tamam demiş, seni müze koordinatörü olarak atıyorum. Dolayısıyla Mehmet üniversiteden ayrılmadı. Oturuyor odasında. Ve abiciğim eşek gibi çalışmaya devam. Ya bu araziye geldi. Bu yaz biz çocukların arazi dersini Gökçeada'da yaptık. Mehmet biliyor. Pek sever Gökçeada. Oradan buraya geldin ya depremden sonra elinde sopayla. Abiciğim Mehmet kampa katıldı. Çocuklarla araziye çıktı her gün. Kaç yaşın şimdi? 72. Celal de çıktı ama ilk kez. Geldi buraya perişan vaziyetinde. Celal pek araziye çok zor çıktı. Elinde bastonuyla geldi. Bastonda birini dövüyor da zor tuttum. Abicim yani bu yeni üniversite idaresi bana sıkı ders verdiriyor. Bildiğin gibi değil. Çık biraz araziye mi çık? Belki evet. Şu göbek biraz erir. Aynen. Evet abi zaten bence zorluyorlar. Çıkıyoruz abi çıkıyoruz lazım. Merak etme. Arkamdan sopayla kovalıyor rektörüm, bölüm başkanım. Sezai'ye söyledim. Gene dedim bu semestri koymuşum. Ay diyor desteğine çok mutlu oluyoruz. Dedim abi dedim destek meslek ne demek ya dedim mecburum yapmaya. Yani devlet maaş veriyor. Öğrenciler memnun. Öğrenciler memnundur. Fakat laf aramızda ben de memnunum. Evet. Abi, öğrencilerle bir arada olmak. Şimdi bak Fatih bu bundan sonrasını alalım. Şimdi bakın burada ...120 metre deniz seviyesinin düşük olduğunu hatırla buzul çağında. Evet. Deniz seviyesi hızla yükseliyor Flandriyan transgresyonunda. Değil mi? 9000 sene evvel arkadaşım şurayı geçiyor sular. Çanakkale'ye geçiyorsun. Yerleri söyle ama. Peki. Gelibolu. Gelibolu. Biga. Evet. Midilli. Şurası Ege Denizi. Bozcaada. Gökçeada. Evet. Şurası Gökçeada, şurası Bozcaada. Doğru. Şurası şey, neydi? Sema Direk. Bakın. Onu unutmuşlar biliyorsun anlaşmada. Evet. Yazmayı unutmuşlar, o yüzden Yunan'da kalmış. Yazık yani. Sema Direk çok ilginç bir. 1600 metre yüksekliği var. Evet. Şimdi, su burada yükseldiği zaman Çanakkale'nin eşiği 90 metredir. Eksi 90 metre. 90 metreye vardı mı su, burayı istila ediyor. Yani aslında Marmara Denizi değil daha önce. Marmara Göl. Marmara Göl. Göl hatta, şurada şöyle bir göl çok var. Çok düşük bir göl var. Hatta ve hatta biz Le Sirois ile sen hatırlayacaksın. Hatırlayacağım Pişon'dan. İlk yaptığımız araştırmada şurada bir kanyon bulduk. Evet. Senin programını da gösterdik. Gösterdiniz onu. Şuradaki kanyonu. Tamam, burayı işgal ediyorsunlar. Ondan sonra buraya geliyorlar. Karadeniz daha da düşük seviyede. Eksi 146'da. Ondan sonra burayı işgal ediyor. Afet halinde. Şelale oluyor. Şelale evet. Olarak buradan dökülüyor. Ve sesi Sinop'tan duyuluyor. Hayır efendim. Kırım'dan. Kırım'dan mı duyuluyor? Ta Kırım'dan bu duyuluyor. Tabii onu Walter... Bu tabii şey. Efsane. Hayır Walter Otur da hesap etti onu. Öyle mi? Ben bir model çalıştırdım. Bu kadar hızlı olması mümkün değil. Bir 3-4 bin yıl alıyor. Allah aşkına. Çünkü Walter bizim evin şeyinde oturdu. Flume velocity'yi 100 kilometre hesap etti. Tamam. O kadar tutuyor mu? Ve şöyle de bir hipotezi var. Tersine de Karadeniz'de buzullar eridiği için oradan da bir dolum söz konusu olabilir. Tersine de olabilir. Çünkü Akdeniz'deki erimenin ve su seviyesinin yükselmesi kuzeydeki yani Karadeniz'deki kadar hızlı değil. Nasıl? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi açık söyleyeyim yani ben bakmadım. Bunu şey. Yalnız Karadeniz'in çok kurak kaldığı buzul dönemlerinde o bilinen bir şey. Yani seviye çok düşmüş. Çok i̇şte düşmüş. Erime kuzeyden olduğu söyleniyor. Olabilir. Ukrayna. Ama o vadileri falan bulmak lazım o zaman. Evet. Yani o büyük vadilerle Ukrayna beslenmiş olması lazım. Şimdi Fatih'ciğim, bu büyük şeylerin, tabiat hadiselerinin bugün daha ziyade hava olayları üzerinde durduk. Şöyle bir ders çıktı Fatih. Küçük olaylar bunlar. Tabiata sorarsan bunlar enfiye. Enfiye. Hiçbir şey değil. İnsan kültürü üzerindeki etkiye bak.
jeoloji biliminin ilk hipotezleri buna dayanıyor. 21. yüzyılda insanlar hala bunu açıklama bulmaya çalışıyorlar. Yani bana sorarsan en aklı başındaki açıklama hala Zeus'un ki. Yani bu Düzce ve Fırat civarında olduğu bu işin. Yani Karadeniz'de ne olmuş olursa olsun esas kaynak burası. Ve Zeus bunu niye kitabına almış Fatih? Diyor ki bu diyor bakın diyor insan hafızasında nasıl bir etki yapmış. Fakat diyor tabiat için bu enfiye. Her gün olan bir. Aynen. Şimdi Akdeniz'in sen boşaldığını biliyorsun. Evet. 8 milyon sene evvel Akdeniz kuruyor. Kuruyor. 5 milyon sene evvel afet halinde tekrar doluyor. Şimdi böyle bir afeti insanlık yaşamamış. Ve bu büyük bir afet. Bundan 100 milyon sene önce bütün Güney Atlantik afet halinde doluyor. Güney Amerika ile Afrika birbirlerinden ayrılırlarken kuzeyde Güney Amerika ile Afrika tam kopmuyor birbirlerinden. Dolayısıyla kara teması devam ediyor. Güneyde de Tristan da Cunha'nın yarattığı bir volkanik yapı var. Oradan iki tane baraj oluşuyor. Valvis ve Rio Grande setleri. Bu iki set arasında okyanus açılıyor, bir damla su yok içinde. Ondan sonra afet halinde doluyor Atlantik. Ve dünya deniz seviyesi 10 metre düşüyor. Bundan ilk 100 milyon yıl önce mi bu? Evet. Bunu ilk işte Kemerberk'te ben yayınladıydım 1988 senesinde. Çünkü biz bir baktık, muazzam tuz depoları var. Ya Brezilya'nın olsun, Angola'nın olsun, Gabon'un olsun, petrol zenginliğinin sebebi tuz depoları. E bu tuz nerede oluşuyor? Okyanusta. Okyanusta. Değil mi? Aynı Akdeniz'in dibindeki Mesinyen tuzları gibi. Çok daha büyük felaketler olmuş dünyada. Şimdi Mehmet bu şeyin açılışında, bu programın açılışında çok kritik bir laf etti. Onu seyircilerimize tekrar tekrar hatırlatmak lazım. Tabiatı anlamak istiyorsan tarihini bileceksin. Eğer bilmezsen, şimdi bak biz iklim salınımları diyoruz. Geçmişte ne kadar olmuş? Hangi etkilerle olmuş? Sınırlar nedir? Ama şimdi işte o salınımın dışında bir şey yapıyoruz. İşte bunu söyleyebilmek için o sana geçmişi lazım. Bilmen lazım. Geçmişi iyi okuman lazım. Değil mi? Şimdi bu adam niye Antarktika'ya gidiyor? Durup dururken. Battı mı Türkiye? Değil mi? Çünkü orada ve Grönland'da biraz önce dedi ya bu hava habbeleri, buzun içindeki hava habbelerinden eski atmosferin bileşimini çıkartıyorsun. Kaç metre kaç yıla tekabül ediyor ortalama? Nasıl? Buzda kaç metre kaç yıla tekabül ediyor? Değişebilir. Değişebilir. O içindeki habbelere bakarak ondan izotop... Hayır, nasıl anlıyorsunuz hangi yıl olduğunu yani? Mesela 20 metre derin kaç yüz bin sene önce? Karbon tarihlemesi yapıyorlar. Ha. İçinden çıkan havaya. Orada artı eksi hatalar var. Yani sürenize göre mesela diyelim binli yıllar çalışıyorsanız artı eksi işte 100 yıl hata yapma olasılığınız yüksek. Şimdi Celal'in ölçeğiyle benim ölçek çok farklı. Tabii. 10 milyon yıl, siz 1000 yıl. 1000 yıl en fazla. Peki hocam şimdi hep şey mi yapacağız? Şimdi oradaki o şeyi çıkartıyorsunuz ve içinden havayı alıyorsunuz. Ya işte buzu alıyorsunuz, buzun içine havaya bakıyorsunuz. Orada geçmiş döneme ait ve bugün olmayan bir takım virüslerin, bir takım bakterilerin olması ve bunların sizler için ve tabii sizlerden sonra da dünya için bir tehlike atması mümkün mü? Yani dert daha çok oksijen tabii daha yaşayabiliyor. Yani karbon olabiliyor. Onun dışında element bulmak çok zor. Yani içinde bir canlı kalıntısı olamaz. Yok, çok zor. Yani donmuş halde kalabilir de falan da filan yani da. Benim bilgim dışında o zaman. Yani bilemiyorum. Hep ondan korkarım yani. Böyle oradan bir yeni bir virüs çıkacak diye. Zor. Zor. Çünkü yani ölçekleri bir de şey küçük. Yani 1000 senede ne olacak ki? Şimdi bizim mesela şeylerimiz, virüslerimiz olsun, bakterilerimiz olsun çok hızlı evrim geçiriyorlar. Evet. Çünkü çok müdahale ediyoruz. Onları sıkıştırıp duruyoruz biz. Evet.
Rize'den bir vatandaşımız diyor ki, izleyicimiz, dağlarda kayık bağlamaya yarayan çok eski demirler var. Efendim bunu Evliya Çelebi de anlatır. Şeyde olsun, Bulgaristan'da olsun, Kemençe'de olsun, şeyde Macaristan'da. Tabii bunlar doğru değil. Bunlar eminim kayık bağlamak için değildi, başka bir şeyler için kullanılmıştı herhalde. Yani köprü yapılmıştır, bir şey yapılmıştır. Belki yani, göller falan mı vardı? Küçük göller falan mı vardı? Yok yani o göl biliyorsun şeyde bulundu. Taklamakan'da bulundu. Taklamakan'da Lulan şehrinde kayıkhane buldular. Kayıkhane var. Şeyin ortasında. Çölün ortasında kayıkhane buldu Sven Edir. Sonra o göl. Ama tabii göl naklediyor. Geliyor yani birkaç yüz bin sene sonra o kayıkhane tekrar işe yarayacak. Fatih, saat kaç oldu? Saat 12'ye 20 var hocam. Bak sevgili kardeşim, sayın rektör, saat kaçta mesaiye başlıyor biliyor musun? 7'de. 7.30'da. Bir gün randevu istedim. Dedim, bir görüşmek istiyorum falan. Tabii dedi, 8'de görüşelim dedi. Sen daha yeni yattın zaten. Abi yani kardeşim dedim, ben 12'de kaldım. Vallahi dedi, başka vaktim yok dedi. 8'de gittim. Döndün eve yattın. Hayır. Baktım, Mehmet bir toplantıdan çıkıyor. Saat 8 sabahleyin. Hocam ben de yıllarca 6'da çalışmaya başladım. Yok abi ben ona gelemem, kusura bakmayın. Fakat sayın rektör sabahleyin sabahın köründe kalkmak zorunda. Herkes senin gibi değil. Değil abi biliyoruz ya, bu adamlar ciddi çalışıyorlar, ne yapalım. Keyifli dinledik seni. Ama o da sabahları da çalışıyor. Evet. Mesela arıyorum mesela, oya çıkıyor, diyor ki biraz önce yattı diyor mesela. Evet. 12'ye doğru kalkıyor. Evet. Dolayısıyla benim teklifim, bugün kapatalım ne dersin? Vallahi sabah kalktım. Ben de sabahın köründe zaten Londra'ya gidiyorum yani. Tamam. Dolayısıyla bugün kapatalım. Şimdi önümüzdeki haftaya program ne yapalım? Bence devam edelim o geçen sefer kaldığımız yerden, bilim tarihinden. Öyle mi? Tamam. Bilim tarihinden devam ediyoruz. Antikitenin yakın dönemine geçelim. Antikitenin ikinci kısmını yapıyoruz. İşte Aristo'nun devamı, Öklitler bilmem neler falan filan, onları yapalım. Ve ufak ufak ortaçağ. Bir programda İTÜ'nün içinde. Evet, ben onu ben teklif ettim. Mühendislik tarihi. Evet. Mühendislik tarihi ve İTÜ'nün tarihi. Yani. Peki İTÜ'nün bu yayınlar da güzel yaparız. Böyle bir müzenizin içinde mi yapsak? Nelerimiz var ya. Nereyi isterseniz. İsterseniz eski binalar, isterseniz modern kampüs. Şu kütüphane ne oluyor? Ne olacak kütüphane? Yeni kütüphane yapıyorsunuz. Aha. Evet. Kaç kitap? Hedef 1,5-2 milyon. Tabii çok küçük bu. Hakikaten öyle ya. Ölçesini. Ya bak Gülsün abla nasıl 98'de mi yaptırdı? 500 binlik yaptırdı. Yani olacak iş değil. Dolu verdi. 1 milyona yakın kitap var. Benim kütüphaneme sulanıyor. Evet. Bence de. Yani de abi ama bina olması lazım onun için. Yok. Çünkü yani ben kütüphaneciyle konuşuyorum. Ben bazı dergileri şimdiden vereyim dedim. Alamayız. Yer yok. Benim odaya koyuyor. Kütüphaneyi vereceğim. Sen biliyor musun? Rahmetli İhsan Hoca'ya ben ilk asistan oldum. Bana işte ne istiyorsun falan dedi. İstediklerimden bir tanesi de büyük odaydı. Fatih. Çünkü o zaman kompüter yok, bilmem ne yok. Haritaları yayıyor. Dedim hocam en büyük odayı istiyorum. Benimkini al dedi. Böyle içinde yatsın dedim hocam. Dedim yetmez. O zaman dedi yukarıdaki laboratuvarı vereyim sana dedi. Dijital açısından bir problem yok. Bizde MIT'de ne varsa aynısı var. Evet evet. Basılı kitap artırmak derdimiz. Ama bir de tarihi kitaplarımız. Yani tabii. Bizim o Nusret'in üzerinde ısrarla durduğu bilim kültürü var ya, o çok mühim Fatih. Yani ben bazı derslerimi, işte Mehmet de biliyor, daha önceki rektörlerden de izin alarak yaptıydım. Bazı derslerimi evde yapıyorum. Neden? Kütüphanenin ortasında orijinal kaynakları çocuklar görsün istiyorum. Peki hocam bir şey soracağım. Bir şey soracağım dedim. Çok gelen bir soruyu ben sorayım da. Diyor ki izleyicim büyük bölümü, hoca tufanın Kur'an'a göre bölgesel bir afet olduğunu, Kur'an'ın böyle... Kur'an öyle yani, Kur'an... Bu, peki o zaman niye bütün hayvanları iki tane aldılar yanlarına diyor. Çünkü oradaki hayvanları kurtarmak istiyor belki. Ama bak bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz şu. Nuh'a gelen emir şu. Aileni alacaksın. İsyankar oğlun hariç. Karın hariç. Ve diyor bunlar için şeyde bulunmayacaksın. Şefaat etmeyeceksin. Çünkü bunlar asidir. Hayvanlardan birer çift alacaksın. Bütün dünyadaki hayvanlar da demiyor. Hayvanlardan birer çift alacaksın. Harp projesi doğru mu diye soranlar var. Öyle bir proje, öyle bir şey yok. Hayır, 100 defa bunu söyledim. Peki hocam, bir şey soracağım. Onlar deprem ediyorlarmış abi. Bu Lut kavminin ortadan kalkması, bunu da bir jeolojik olayla açıklamak. Efendim bu konuda sevgili dostumuz Amos Nur,
bir makale yazmıştır. Bu Ölü Deniz'in kuzeyinde meydana gelmiş bir afettir. Afet. Sodom ve Gomorra'nın yıkılması muazzam bir depremdir. Öyle yorumlanıyor. Deprem yani. Midir yoksa acaba şey midir? Bir deprem. Küçük volkan falan deprem. Mı olabilir? Orada pek volkan yok. Deprem. Evet, orada volkan yok. Deprem. Volkanlar var da eski onlar. Deprem. Deprem. Muazzam deprem. Çünkü ateşler yağar falan filan ya. Abiciğim yani öyle bir deprem olursa... Ne adına şaşırırsınız. Evet abi. O korkunç bir şey. Peki. Madem sabah erken işbaşı var. Evet. Müsaade ederseniz. Hoca üniversiteyi bloke etmeyelim. Evet abi yani dediğim o bu adamcağız ben keyif sabaha abi. Kadar seninle otururum ama onun ciddi işi var. Yarın sabah ben de sabah mı gidiyorsun? Sabah gidiyorum. Ah garibim. O zaman mühendislik tarihin ve İTÜ tarihin sözünü i̇kiniz, aldık. İkiniz konuşuruz, konuşuruz onu. Bir program yapın. Bir program önümüzdeki haftalarda bir ara yaparız. Belki bir arada bir şey yapacağız. Hızlandırıcı projesi için haftaya şeyden bir heyet geliyor. İsviçre'den bir heyet geliyor buraya, CERN'den. Türkiye'nin hızlandırıcı, parçacık hızlandırıcısı projesi için görüşmeler olacak. Belki onunla da beraber bir şeyler yapabiliriz üniversitede. Bizim üniversiteden çalışanlar var. Evet, çalışanlar var biliyorum. Arzu ederseniz onları da. Sizden var. Yalnız bu programda İlber'in olması çok mühim. İlber'in olması çok mühim. Şimdi Allah aşkına saygıdeğer hocamızı sen benden daha iyi biliyorsun. Abicim diyeceğiz ki bak mühendishanenin işidir bu. Geleceksin. Geleceksin. Gelir. 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 Böyle dedin mi gelir. İşte onun son dakikada böyle bilmem nerede konferansım var. Orada bilmem ne var. Bir de çok da sevildiği için herkes de çağırıyor. Abi herkes çağırıyor herifi. Ediyor. Doğru. Doğru. %90'ına gitmiyor. Yani %99'una gitmiyor. %1'i bile vaktinin neresi evet. Büyük günü alıyor. Ama yani hocayı işinden teknik üniversiteyi satamaz. Yani o çok bozuluruz değil mi satarsa? İlbersiz olmaz abicim. Mühendishane önemli işte. Arzu ederseniz. Bu arada bir kütüphaneyi ücretsiz olarak projelendirmeye hazırım diyen pek çok da mimar var. Merak etmeyin değerli izleyiciler. Yok. Mimar bir dostumuz çok bulundu. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Sağ olsunlar ya. Sağ ediyoruz. Olsunlar. Projesi kolay. Ondan sonraki esas bağışçılara ihtiyacımız var. Bak bu çok önemli. Yani 1 lirayla bağış yapan dahi kıymetlidir. 1 lira, 5 lira, 10 lira, 1 milyon lira, 1 milyar lira. Damlaya damlaya göl olur. Halkımızdan ricamız bu üniversite imparatorluğumuzun mirasıdır. Bu üniversite bizim ülkemizin en eski üniversitesidir. Kimse gerideki palavralara inanmasın. Biz Türkiye'nin en eski üniversitesiyiz. Türkiye'yi en çok imar eden. Ottüllerden var ya. Ya ne derlerse desinler. Kim biz İngilizce eğitim yapıyoruz, onlar bize yetişemez falan diyorlar. Efendim İngilizce eğitim yapıyorlar. Ben onların bir öğrencisini Galip Karagözoğlu Rahmet diye götürdüydüm. Galip Karagözoğlu dedi ki sen İngilizce biliyor musun? Öğrenci de dedi ki ben ODTÜ'lüyüm. Ben onu sormuyorum dedi. İngilizce bilip bilmediğini soruyorum. Çünkü dedi ODTÜ dedi kendine has bir pidgin İngiliz öğretir. Ondan dedi İngiltere'de okunmaz dedi. Hocam susturalım çünkü yarın üniversite arası savaş başlayacak. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Bizim kadim üniversiteyiz. Evet, en eski üniversite Türkiye'nin. Eski demiyorum, kadim diyorum. Kadim abi, ancient. Gerçi İstanbul Üniversitesi de 1400'e dayanan tarih. Tamamen yalan, öyle bir şey yok. İstanbul Üniversitesi 1900'de kurulmuştur. Kapısı? Kardeşim orası harbiyedir. Abi. Rica ederim. Veya 1863. Ama yani siz de onlar yani. Önce diyecek ki siz de mühendishanedesiniz diyecekler. Hayır efendim, öyle değil, biz sürekliyiz. Ders programlarımız, rektörlerimiz, öğrencilerimiz. Yani ben İstanbul Üniversitesi'ne diyeyim ki 1830'da senin rektörün kimdi? Ben hemen söyleyeyim bizimkini. Hoca İshak Efendi'ydi. Çünkü benim rektörümün masasının yanında koskoca portresi asılı Hoca İshak Efendi'nin. 1815'teki rektör. İşe başlıyor. Ve Sultan Mahmut ne diyor? Ya diyor mühendishane istediğim seviyeye gelir ya 140 kırbaç. Peki ilk rektörün hikayesini Türk kaynaktan mı öğrendiniz, başka bir kaynaktan mı? Başka bir kaynaktan öğrendik. Toderini'nin kitabından, Literatura Turkesca'dan öğrendik. Maalesef. Efendim şifahi toplumuz, ne yapalım? Evet. Öğrendik zamanında ama Türkiye'nin ilk önemli yurt dışında yayın yapan matematikçisi bizim rektörümüzdü. Hüseyin Tevfik Paşa. Binlerce bir kitabı. Evet. Özgün eserdir. Evet. Yani biliyorsunuz müellif eserdir. Türkiye'de pek bulunmaz böyle yazan. Bu adam bizim rektörümüz 1878'de.
Cahit Arif değil mi onu şey yapmıştı? Cahit Arif değerlendirdi. Efendim onun hikayesini anlatayım da sonra gidelim. Şimdi ben bu kitabı bir sahaftan aldım. Ulan kim bu herif? Ben Mısırlı falan zannettim. Bizde böyle bir... Baskı da kaç? Ha? Baskı yılı? Baskı 1873 galiba. Ama ben ikinci baskısım. İki baskı yapmış kitap. Gittim rahmetli Kazım Çeçen hocamıza. Dedim hocam bu adam kim? Baktı hoca rahmetli. Vallahi bilmiyorum kardeşim ama öğreniriz dedi. Hakikaten Kazım hoca öğrendi. Çağırdı. Biliyor musun dedi. Bu adam bizim rektörümüz dedi. Yapmayın hocam dedim. Evet dedi. Bu kitabın iki baskısı var dedi. Neyse. O zaman İlhan Kayan rektör. İlhan Hoca ile konuşmuş Kazım Bey. İlhan demiş bunu tıpkı baskısını yapmak lazım falan. Yalnız bu kitabı değerlendirecek birisi lazım. Kazım Bey alıyor bunu. Cahit tarafa gidiyor. Hayır efendim. Neydi? Rahmetli Ratip Berker. Şimdi önce Ratip Berker'e gidiyor. Şimdi biliyorsun Ratip Berker ile Cahit Arif'in arası iyi değil. Pek iyi değil, hatta hiç iyi değil. Şimdi Ratip Berker'e gidiyor. Ratip Berker bakıyor kitaba. Kazım Bey'e diyor ki, bunu bir cebirci görsün. Ama adını söylemiyor. Rahmetli Kazım Bey diyor ki, domuz Cahit diyecek de diyemiyor. Bana verdi kitabı Kazım Bey. Bunu dedi Cahit'e götür. O zaman da Cahit Bey şeyde. TÜBİTAK. Gebze'de, TÜBİTAK'ta. Ben aldım kitabı Cahit Hoca'nın yanına. Dedim hocam Kazım Hoca böyle böyle bir acaba bakar mı hocam? Bırak kitabı dedim. Peki hocam dedim. Bir ay sonra Kazım Hoca dedi ki seni çağırıyor Cahit dedi. Gittim ben. Al dedi yazdım dedi. Bir sayfa yazmış. Hem de İngilizce yazmış Fatih. Dedim hocam yani ben matematikten anlamam. Nasıl bu dedim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi. İslam'da dedi. Üç tane büyük orijinal matematikçi var. Bir, İbni Haysam. İki, Ömer Hayyam. Üç, bu adam dedi. Pidim ne diyorsunuz hocam? Evet dedi. Bu dedi müthiş bir kitap dedi. Ben dedi yazdım onu. Teşekkür ederim. Kazım Hoca'ya geldim. Dedim hocam tam not verdi dedim. Ve İTÜ bastı o kitap. İki baskısı birden şey yapıldı. Faksimil yapıldı. Yeniden basıyoruz. Ciddi mi diyorsun? Helal olsun. Ve çok ilginç Fatih. Bir gün Kazım Hoca çağırdı beni. Ya gel bak sana bir şey anlatacağım dedi. Eyüp'te dolaşıyormuş. Kazım Hoca'nın merakı mezar taşı okurdu. Çünkü çok ilginç bilgiler var mezar taşlarında. Diyor ki bir baktım diyor. Vididli Hüseyin Tevfik. Ya adam sanki çağırdı beni diyor. Mezarına gitti mezara buldu. Gitti buldu. Resmini buldu. Abdülhamid'in şeylerinden çıktı resmi. Albümlerinden çıktı. Bunların hepsini Kazım Bey topladı. Hakikaten de güzel bir kitap oldu yani. Şeyi de basacak mı kanunnamemizi? Onu Kazım Bey'le yazdı. Yok şöyle yani Türkçesini öğrencilere vereceğim. Sadeleşmiş halini. Yaşa. Yeni giden bütün öğrenciler öğrenmesi lazım. Evet abi aynı fikir. Efendim YÖK Başkanı'na, Milli Eğitim Bakanı'na, Sayın Başbakanımıza bunlara da birer tane gönder. Çünkü ben onu okuduğum zaman YÖK karnı yeni çıkmıştı. Dedim yahu dedim yeni kanunların izi var. Şunu kullansınlar be dedim. Ya Fatih neler var aklım durur. Yayın yapma mecburiyeti getiriyor. Evet. Neyse. Neyse hocam daha fazla tutmayalım. Zaten evet abi hocanın işi var. Ya yarın 23.50 oldu. Yarın. Burada nokta edelim. Mehmet'e hakikaten sopayı teşekkür etmemiz. Öyle bir geldi ki beni dövecek sandım. Rica ederim. Çok teşekkür etmemiz lazım. Yani bu adamın yaptığı hakikaten evet, fedakarlıktır bu. Elinize, ayağınıza, ağza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz de size geleceğiz inşallah önümüzdeki programdan bir tanesinde. Mühendishanenin tarihçesini. Evet abi. Taşçıdan yapalım arzu edersiniz. Rektör odasından. Rektör odası falan bizim bozar hocam. Yok yok hayır abi. O, tarihi odadır. Tarihi oda. Hemen şurada zaten. Evet. Karşımızda. Güzel. Tamam. Yani. Yürüyerek gidebiliriz. Yürüyerek gideriz. Sen ama önden yine oturursun orada yersin. Tabii memnuniyetle. Ama şöyle bir şey yapalım Mehmet. Mesela kampüste falan da bir ön çekim yapsın. Önce alalım zaten. Onun sorumlusu mevsim. Yok kampüste bir alalım sizi. Görün. Evet. Gör hakikaten. Kampüsü yani. Bir defaten gördüm. Yok çünkü çok ama farklı. Ama yo. Yani şimdiki çok halini gördüm. Son Muhammed Hoca zamanında gelmiştim. Bakın, yo çok değişti. 5 santim 3 metre kaldırımlar. Medeniyetin ölçüsü orada. Bisiklet yolu var, bilmem bisiklet ne var. Tek doket nasıl gidiyor? Onu ayrı bir program yapalım arzu ederseniz. Dünyanın 8. 18. Avrupa'nın da 8. teknokenti. Bir sürü yeni projeler geliyor. Üniversite ayrımı yapmıyoruz Fatih Bey. Reklam olsun biraz da. Geçen sene 6500 proje geldi, orijinal fikirli. Bu sene 16.000'e ulaştık. 16.000. Bunları seçmek çok zor.
Bayağı ciddi firmalar çıktı. Dışarıya ihracat yapıyorlar. Arzu ederseniz biraz... Bazılarını dön, oradaki bazı firmaları ziyaret ettim birkaç kez zaten. Şimdi çok farklı. Daha da mı iyi oldu? Çok çok iyi. Bravo. Abi gel bir yemek yiyelim. Evet. Yemek yerlerini gör. Evet. Aklın fikrin yemekte. Evet. Yok, tamam. Güzel yemek yerleri var abi. Biz rejim yapıyoruz hocam. Öyle mi? Peki abi. Zayıf ben, olmak ben, istiyorum. Ben ayrı tek başıma gider yerim zayıf, o zaman. Sen de lütfen zayıfla. Allah aşkına zayıfla. Evet. Söz. Biraz yalan zor abi, yalan, biraz yalan, zor yalan. Yani. Neyse değerli izleyiciler, sizi daha fazla ekran başında tutmayalım. Haftaya tekrar buradayız. Celal Hoca ve İlber Hoca ile beraber Antikite'nin, Antikite'de bilim ve felsefenin ikinci bölümünü yapacağız. Yakın Antikite'yi yapacağız. Oradan sonra Orta Çağ ve Yeni Çağ'a doğru devam ederiz. Herkese evet. İyi geceler. Haftaya pazar görüşmek üzere.